Sevgili seyirciler, değerli konuklar, dünyanın en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Bu özel günde öncelikle baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimize saygılarımızı sunuyoruz. Hakkınızı ödeyemeyiz. Sağ olun, var olun. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Yarışmacımız Hivan Ergül geliyor. Hoş geldin Hivan. Merhabalar, hoş buldum. Evet, herkes benim gibi merak ediyor. Hivan, benim bildiğim Osmanlıca'da sofra anlamında kullanılan bir kelime. Ama başka bir anlamı var mı? Doğrudur. Ay ışığı anlamına geliyor. Ay ışığı aynı zamanda. Evet, Kürtçe. Güzelmiş. Teşekkür ederim. Güzelmiş. Peki, hoş geldin. Hadi tanıyalım seni biraz. İsmim Hivan, soyadım Ergül. Kırıkkale, 18 Temmuz 1997 doğumluyum. 27 yaşındayım. İlkokul, ortaokul, lise eğitimlerimi Kırıkkale'de tamamladım. Daha sonra dil bölümü mezunu olarak liseden mezun oldum. Adana Çukurova Üniversitesi Fransızca öğretmenliğini kazandım. Hazırlık bölümünü okuyorken bölümden hoşlanmadım çok. Radikal bir kararla bırakmak istedim ve bıraktım. Hayalim olan müzik alanında ilerlemek istedim. Daha sonra Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi müzik öğretmenliğini dereceyle kazandım. Aksaray Üniversitesi'nde okurken ikinci sınıfta Erasmus projesiyle yine aynı şekilde İtalya'da Domenico Cimarosa Konservatuarı'nda mülakatlarla kabul edildim. Çok zor bir süreçti bu benim için. Sonrasında da orada şan eğitimleri, müzik öğretmeniyim. Yan flüt eğitimleri, piyano eğitimleri aldım. Daha sonra döndüm. Döndükten sonra Covid sebebiyle sevgili anneciğimi kaybettim. Allah rahmet eylesin. Çok gençti, teşekkür ederim. Onu burada anmak çok istiyorum. Çünkü en büyük hayallerinden biri beni televizyon karşısında görmekti. Hep teşvik ediyordu. Fakat ben çok cesaret edemiyordum Oktay Bey. Sonrasında geçen sene evlendim. Büyük bir aşkla, öyle söyleyeyim. Bir yıldır evliyim. Müzik öğretmeniyim. Hayatı yaşamayı seviyorum. Ne güzelmiş. O şekilde. Çok güzel özetledin. Teşekkür ederim. Peki. Eşinle geldin Furkan. Evet. Furkan, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Hivan ne güzel anlattı. Büyük bir aşkla evlendim dedi. Aynen öyle. Her şeye karşılıklı. Nasıl tanıştınız? Biz de bir arkadaşımız vasıtasıyla sosyal medya üzerinden görmüştüm kendisini. İsmi dikkatimi çekti. Tanışmak istedim. Ortak arkadaşlarımız vardı. O şekilde tanışmış olduk. Tanınca da zaten kendisine çok büyük bir sevgi besledim. Hala da aynı şekilde devam ediyor artarak. Ne güzelmiş. Bir mukabil efendim. Ne güzelmiş. Peki tanıyalım seni biraz. Ben Furkan Ergül. Kırşehirliyim ben de. 1996 doğumluyum. Fizyoterapistim. Kırşehir merkezde yine kendi işlettiğim bir fizyoterapi danışmanlık ve pilates salonum var. Evet, o şekilde yaşantımızı Kırşehir'de sürdürüyoruz eşimle beraber. Ne güzelmiş. Teşekkür Peki, ederim. Peki tekrar teşekkür ederiz. Hoş geldin. Ben teşekkür ederim. Hoş bulduk. Evet Hivan, kuralları biliyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Başlayalım mı? Başlayalım. Sevgili seyirciler, Milyoner başlıyor. ...2000 lira değerindeki ilk sorumuz geliyor. Kuaförden dönen eşinin saçım nasıl olmuş sorusuna 10 numara 5 yıldız şeklinde cevap veren biri muhtemelen hangisini demek istemiş olur? A. Aşırı kötü olmuş. B. Hiç yakışmamış. C. Seni yaşlı göstermiş. D. Çok beğendim. D. Çok beğendim. Son kararım. Evet, 5000 lira değerindeki ikinci sorumuz geliyor. Hangisi sıcakkanlı kişiler için söylenir? A. İçe dönük. B.
gözü kara. C, cana yakın. D, kulağı delik. C, cana yakın, son karar. İvan önemli bir karar alıp hayatını neredeyse başka bir türlü yönlendirmişsin. Müzik diyerek, müzik seçerek. Hangi tür müziğe daha çok yatkınsın? Türkü aşığı biriyim. Gerçekten mi? Çok seviyorum türkü. İşte budur ya. Türkü aşığı biriyim ve Kırşehir'de Neşet Ertaş biliyorsunuz. Bir de tam göbeği yani. Bir de Kırşehir. Aynen edemem. Var mı bir türkü? Şöyle bir mırıldansam mı? Şöyle kulaklarımızın pasını. Onun dışında aslında Azeri bir halk eseri size okumak isterim. Oktay Hadi. Bey sizin için de uygunsa. Ne demek? Tamam. Tabii keyifle. Müsaadenizle o Hadi zaman. Hadi bakalım. Kainam senin esirin, kalbim senindir yar, kalbim senindir. Söyle nedir bu edalar, bu iş ve bu naz? Geder ay kız, bu güzellik sene de kalmaz. Yalgızım yalgız, yalgızım yalgız. Gel beni mehnete oda, sağlanım vefasız. Yalgızım yalgız, yalgızım yalgız. Gel beni mehnete oda, sağlanım vefasız. Süper. Gerçekten çok güzel söyledin. Çok teşekkür ederim. Ne güzel sizden bunları duymak çok güzel. Gerçekten çok, çok güzel söyledin. Çok ne kadar hüşu içinde dinledik hep birlikte. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. İnşallah profesyonel anlamda da devam edersin. Duyarız sesini. Az önce bahsetmiştim. Sevgili anneciğimin hep hayaliydi televizyon karşısında olmak. Umarım. İnşallah. İnşallah. İnşallah buradan bir ses duyulur. Artık o... karşı tarafın takdiri diyeyim. Sizlerin takdiri diyeyim. Biz beğendik bilmem. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz teşekkür Oktay ederiz. Beyciğim. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Evet. 7500 lira değerindeki üçüncü sorumuz geliyor Evan. Evlerde kullanılan hurçların içinde genellikle hangisi muhafaza edilir? A. Bijon anahtarı stepne kriko. B. Battaniye yorgan çarşaf. C. Dozer, jet ski biçer döver. D. Davul, zurna, kemençe. B. Battaniye, yorgan, çarşaf. Son karar. Ve 10 bin lira değerindeki dördüncü soru geliyor. Hangisi şiir türlerinden biri değildir? A. Koçaklama. B. Olumlama. C. Taşlama. D. Güzelleme. Oktay Beyciğim aslında bir cevabım var fakat kendimi riske atmak istemiyorum. Müsaadenizle seyirci joker hakkımı kullanmak istiyorum. Teşekkür tabii, ederim. Tabii. Hemen seyircilerimiz için soruyu tekrarlıyorum. Hangisi şiir türlerinden biri değildir? A. Koçaklama. B. Olumlama. C. Taşlama. D. Güzelleme. Ve 10 saniyelik cevaplama süresi başladı. Evet, seyircilerimizin %66'sı B. Olumlama demiş. Ben de sevgili seyircilerimize güveniyorum. Öyle olduğunu umut ederek B. Olumlama son kararı.
Ve sırada 20 bin lira değerindeki 5. soru var ve soru geliyor. Marco Polo, İbn Battuta ve Christoph Kolomb'un anlatıldığı bir belgeselin konusu muhtemelen hangisidir? A. Ünlü seyyahlar. B. Ünlü besteciler. C. Ünlü ressamlar. D. Ünlü yönetmenler. Burada da telefon joker hakkımı kullanabilir miyim? Hemen jokerlerimizi görüyoruz. Sümeyye Ayaz, Osman Şahin, Orkun Taha Doğan. Orkun Taha Doğan'ı aramak istiyorum. Neyin olur? Eşimin arkadaşı, fizyoterapist kendisi. Muhtemelen hemen doğru cevap verecek. Orkun, iyi akşamlar. Oktay Kaynarca, ben Milyoner Yarışması'ndan arıyoruz. Nasılsın, iyi misin? Merhabalar, iyiyim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Evet, İvan bir soruda takıldı ve Orkun bana yardımcı olabilir dedi. Ve şimdi ben soruyla ve İvan'la seni 30 saniyeliğine baş başa bırakıyorum ve süre başladı. Marco Polo, İbni Battuta ve Christoph Kolomb'un anlatıldığı bir belgeselin konusu muhtemelen hangisidir? A. Ünlü seyyahlar. B. Ünlü besteciler. C. Ünlü ressamlar. D. Ünlü yönetmenler. Marco Polo, İbni Battuta ve Christoph Kolomb'un anlatıldığı bir belgeselin konusu muhtemelen hangisidir? A. Ünlü seyyahlar. B. Ünlü besteciler. C. Ünlü ressamlar. D. Ünlü yönetmenler. Zannediyorum keşif. Aslında içimden bir şey söylemek geliyor ama kendimi yine riske atmayacağım. Ne yapalım? %50-%50 joker hakkımızı kullanalım. Peki %50 joker hakkını kullanmak istediği yarışmacımız bu durumda. İki yanlış seçenek devre dışı kalacak. A. Ünlü seyyahlar. C. Ünlü ressamlar. A. Ünlü seyyahlar. Son kararım. Seyyah oldum, şu alemi gezerim desem. Aslında hissettiğim şey buydu da. Amerika'yı keşfeden Christoph Kolomb işte demek ki. Yani aslında jokerlerimize mal oldu. Maalesef, heyecan. Peki. 30 bin lira değerindeki 6. sorumuz sesli bir soru. Önce stüdyomuza gelen sesi dinleyeceğiz. Daha sonra ben soruyu soracağım ve ses geliyor. Dinlediğiniz Gel Yanıma adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? A. Burak Kut. B. Faruk K. C. Robert Hatemo. D. Mansur Ark. A. Burak Kut. Son kararım. Üzgünüm. Mansur Ark'tı. Biraz eskilerde mi kalmış? Bir tık. Öyle mi? 97'li olunca biraz. Ses tonu biraz ona benzettiğim için açıkçası. İkisini benzettim mi diyorsun iki sesle? Evet. Sağlık olsun. Aynen, 7 milyon kişinin arasında burada olmak bile çok güzel. Seçilmek bile çok güzel. Sizi tanımak çok güzel. Kendimi ifade edebildim sayenizde. Biz ekip de ne harika. Güzel, ne kadar güzel, biz de sesini duymuş olduk. Çok teşekkür ederim. Ekip çok güzel. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.
ve yarışmacımız Burak Demirci geliyor. Burak hoş geldin. Hoş bulduk Oktay Bey. Ne kadar şıksın. Çok teşekkür ederim. Sizin çıktınız. Kaç yaşındasın? 18 yaşındayım. 18 yaşındasın. Evet. Ne zamandan beri böyle şık giyinmeye başladın? Yani ilk 4 yıl önce diyebilirim. Düzenli olarak 2022'den beri, 2 yıldır. Hep böyle giyiniyorsun. Evet. Çok enteresan. Teşekkür ederim. Bir tarz bu. Evet. Niye? Niye? Bir şeyden mi etkilendin? İzlediğim filmlerden. Hangisi mesela önce? Kurtlar Vadisi. Kurtlar Vadisi. Kurtlar Vadisi'nde böyle giyinen kim var? Ama Kurtlar Vadisi'nden takım elbiseyi önce. Anladım da papyon yok ki Kurtlar Vadisi'nde. Papyon yok ama önce takım elbise. Takım elbiseye zaten sevda başladıktan sonra. Sonra sen aynen. Kendin, yaka gülü göre. Ve papyonu evet. Ve mendili ekledin. Evet. Ekstra. Aynı zamanda Godfather'dan da etkilendim. Biliyorsunuz yaka gülü. Şimdi oldu. Tamam belki Godfather'ın tarzı biraz olabilir. Çünkü orada... Biraz dönem filmi olduğu için evet. Bu üstündeki tarz orada biraz daha geçerli. Enteresanmış. Evet. Hadi tanıyalım seni biraz. 18 yaşındayım. İstanbul Kartal'da oturuyorum. Şu anda üniversiteye hazırlık dönemindeyim. Onun dışında film dizi daha çok hobilerim arasında. Çok mu seyrediyorsun? Aynen. Yani gene fırsat buldukça film dizi ve satranç. Satranç. Evet satranç da... Benim hayatımın büyük bir parçası diyebilirim. Öyle yani. Öyle mi? Evet, 10 yıldır oynuyorum satrancı. Katıldın mı turnuvalara falan? Turnuvalara katıldım, bir kere katıldım. Onda da ikinci gün gitmedim. Niye? Ben de bilmiyorum onu. İkinci gün gitmedim. Bu kadar çok sevip gitmedin. Ya satrancı aslında ben daha çok... Yarışma olarak sevmiyorum diyorsun aynen, belki. Aynen, satrancın ben kendi şeyin tarihini, felsefesini seviyorum daha çok. Hani satrancı kendi kafamda hayata benzeterek... Şey yapmak benim hoşuma gidiyor. Satranç benim gözümde sonsuz ihtimallerin olduğu, sonsuz bir oyun olduğu için. Enteresan. Peki. Kimle geldin? Kimle geldim? Arkadaşım Yağmur'la birlikte geldim. Yağmur hoş geldin. Gerçekten arkadaşım. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Hadi tanıyalım seni biraz. Ben Yağmur. 17 yaşındayım. Üniversiteye hazırlanıyorum şu an sadece. Başka yaptığım bir şey yok. İstanbul'da oturuyorum. Bu kadar. Peki. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hoş buldum. Evet Burak. Seyrediyor muydun daha önce sık sık? Bu programı seyrediyordum evet. Yaklaşık yani düzenli olarak şöyle söyleyeyim ortaokuldan beri seyrediyorum. Her karşıma çıktığımda babamla bazen özellikle açıp izliyoruz yani. Özellikle bekliyoruz babamla aramızda böyle bir rekabet var çünkü her konuda. Performansın nasıl? Performansım iyi. Buraya kaçıncı gelmek... sorulara kadar geliyorsun genelde? Efendim şu ana kadar 7. 8. sorulara kadar çok rahat bir şekilde geliyorum. Yani sorudan soruya değişen şekilde. Belli olmuyor diyorsun. Aynen. Peki. Kesinlikle. O da şans faktörü. Hadi bakalım inşallah şansın yaver gidecek. İnşallah. Hazır mısın? Hazırım. Başlayalım mı? Başlayalım. Sevgili seyirciler Milyoner başlıyor. Evet Burak, 2000 lira değerindeki ilk sorumuz geliyor. Rüzgarların yönünü ve adını gösteren levhaya ne ad verilir? A. Rüzgar karanfili. B. Rüzgar menekşesi. C. Rüzgar lalesi. D. Rüzgar gülü. D şıkkı rüzgar gülü son karar. Evet 5000 lira değerindeki ilk baraj sorusu geliyor ikinci sorumuz. Kuzu gibi nasıl kişileri tanımlarken kullanılan bir benzetmedir? A. Çok uysal. B. Çok güçlü. C. Çok kurnaz. D. Çok dayanıklı. A şıkkı çok uysal son kırar. Ve 7500 lira değerindeki üçüncü soru geliyor. Dinliyorum. Hangi enstrümanın klavyesi olur? A. Darbuka. B. Org. C. Zurna. D. Kanun. B şıkkı org son kararım.
Evet ve 10 bin lira değerindeki 4. soru. Dinliyorum. Boyu 2 metreden 4 santim eksik olan biri, boyu 1,5 metreden 5 santim fazla olan birinden kaç santim uzundur? A. 33. B. 39. C. 41. D. 47. 16. C şıkkı 41 son karar. Ve 20 bin lira değerindeki 5. soru geliyor Burak. Dinliyorum efendim. Türkiye'de Afacan ön adıyla yayımlanan çizgi filmdeki çocuk baş karakter kimdir? A. Kendi. B. Haydi. C. Dönis. D. Tsubasa. Ben burada seyirciye sorma joker hakkımı kullanmak istiyorum. Peki, seyircilerimiz için soruyu tekrarlıyorum. Türkiye'de Afacan ön adıyla yayımlanan çizgi filmdeki çocuk baş karakter kimdir? A. Kendi. B. Haydi. C. Dönis. D. Tsubasa. Ve 10 saniyelik cevaplama süresi başladı. Seyircilerimizin %80'i C. Dönis demiş. Ben burada seyirciye güveniyorum Oktay Bey. C. Deniz son karar. Ve sırada 30 bin lira değerindeki 6. soru var ve soru geliyor. Yengeç, kerevit ve karides için hangi ifade yanlıştır? A. Hayvandırlar. B. Eklem bacaklıdırlar. C. Kabukludurlar. D. Çok ayaklılar şubesindendirler. Ben burada telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Hemen jokerlerimizi görüyoruz. Oğuzhan Öz Avcı, Salih Can Kabakçı, Mustafa Efe Yeşil Yurt. Oğuzhan Öz Avcı'yı aramak istiyorum. Peki. Neyin olur? Kuzenimdir. Ankara'da yazılım mühendisidir. Ankara'da oturuyor, yazılım mühendisi olarak iş yapıyor. Bilgisine güvendiğim. İnşallah bu soruda bize yardımcı olacak. İnşallah. Oğuzhan iyi akşamlar. Oktay Kaynarca, ben Milyoner Yarışması'ndan arıyoruz seni. Nasılsın? İyi akşamlar Oktay Bey. Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Evet, Burak bir soruda takıldı. Senin yardımcı olabileceğini düşündü ve seni aradık. Umarım yardımcı olabilirsin. Şimdi... Tabii dinliyorum. Burak'la ve soruyla 30 saniyeliğine seni baş başa bırakıyorum ve süreniz başladı. Yengeç, kerevit ve karides için hangi ifade yanlıştır? Hayvandırlar, eklem bacaklıdırlar, kabukludurlar, çok ayaklılar şubesindendirler. Yengeç, kerevit ve karides için hangi ifade yanlıştır? Hayvandırlar, eklem bacaklıdırlar, kabukludurlar, çok ayaklılar şubesindedirler. Yengeç, kerevit, karides. Bu üçü için hangisi yanlış? Karides, dördüncü neydi? Çok ayaklılar şubesindendirler. Hayvandırlar, eklem bacaklıdırlar, kabukludurlar. Maalesef yardımcı olamadım. Maalesef. Süre bitti. Ben risk alacağım. D şıkkı çok ayaklar şubesindendir diyeceğim. D şıkkı çok ayaklar şubesindendirler. Son karar. Evet.
Sıradaki soru 50 bin lira değerinde ve baraj sorusu 7. sorumuz. Ve bu sesli bir soru aynı zamanda. Önce stüdyomuzdaki sesi dinleyeceğiz. Daha sonra ben soruyu soracağım Burak. Ve ses geliyor. Bunalınca zaman zaman çekelim bir afama. Kır zincirini, kes iplerini, kapansın en derin yaran. Bitsin artık bu cüz roman, sen gerçeksin, onlar yalan. Dinlediğiniz şarkıyı Ajda Pekkan'la birlikte seslendiren grup hangisidir? A. Yüksek Sadakat. B. Pinhani. C. Manga. D. Kargo. %50 joker hakkımı kullanmak istiyorum. Peki %50 jokerimizi kullanmak istedi yarışmacımız. Bu durumda yanlış iki seçenek devre dışı kalacak. A yüksek sadakat, D kargo. Ben yine risk almayı tercih ediyorum. A şıkkı yüksek sadakat son kararım. Barajı geçtik. Çok mutluyum. Gerçekten yani korktuğum şeyleri geçtik. Bütün jokerleri kullanmış olmaktan sonra. Bütün jokerleri kullandık evet, ama bütün jokerleri kullandık fakat elendim. Barajı geçtiğimiz için çift cevap joker hakkını da kazanmış olduk. Evet. Telefon... Ve artık süre sınırımız da yok. Öyle bir stresle cevaplama sorunumuz gerçekten da yok. O stresin üstümden kalkması benim için çok inanılmaz rahatlattı beni. Üstümden çok büyük bir yük kalktı. Şimdiki sorunun üzerinde biraz artık güzel güzel konuşabiliriz, tartışabiliriz, değerlendirme yapabiliriz. Evet, sırada 100 bin lira değerindeki 8. soru var ve soru geliyor Burak. İngilizcesi Tamarind, Almancası Tamarinde, Fransızcası Temeran olan bitkinin Türkçe adı nedir? A. Demir hindi. B. Aşk merdiveni. C. Deniz kestanesi. D. Çoban tomarı. Şimdi burada kendi mantığımla gitmeye çalışırsam tamarit, tamarinde, tamarin. Hepsi çoban tomarıyla uyuşan kelimeler. Aynı kökten gelmiş olabilirler. Tamar diye bir kelime vardır ve bunlar aynı kökten gelmişlerdir. Türkçe'ye de oradan geçmiştir diye belki düşünebilirim. Demir hindi hiç bilmiyorum ama İngilizcesinden yola çıkacağım ben şimdi. Almanca ve Fransızcam hiç yok diyebilirim. İngilizcem en azından biraz var. Ama İngilizce tarafından baktığımda da aklıma çok bir şey gelmiyor açıkçası. Tamarind. Tamarinde. Temaran. Ben çift cevap joker hakkımı kullanmak istiyorum. Peki. Bu durumda ilk cevabını rica ediyorum. İlk cevabım D şıkkı çoban tomarı olurdu. Son kararım. Son kararım. Çoban tomarı değilmiş. Evet. Ben C şıkkı değil. A şıkkı demirindi demek istiyorum. Son kararım.
demir hindi. Yani demir ayrı ayrı duruyormuş gibi duruyor ama. Evet. Gerçekten bugün şansım çok yaver gidiyor. Hiç beklemediğim bir şekilde. Biraz şansın yardımı evet var. Evet. Açıkçası şanslı gündesin diyebiliriz, doğru söylüyorsun. Evet, 100 bin liranın sahibisin şu anda. Evet. Ve sırada 200 bin lira değerindeki sorumuz var ve soruyu açıyoruz. The Godfather filminin müziğini kullanarak Ercan Saatçi'nin sözlerini yazdığı ve Ufuk Yıldırım'ın da aranjörlüğünü yaptığı Bu Baba Başka Baba adlı şarkının bestecisi Mesam kayıtlarında nasıl yer almaktadır? A. Müslüm Gürses. B. Don Callione. C. Godfather. D. Ercan Saatçi. Şimdi Godfather filmini dediğim gibi çok severek izliyorum. Gerçekten benim en sevdiğim film, hani hatta en sevdiğim iki film, Godfather 1 ve Godfather 2. Onun müziğini hani beynimin içinde çalıyor şu anda. Ancak Bu Baba Başka Baba adlı şarkıyı bilmiyorum maalesef. Belki Müslüm Gürses olabilir, Müslüm Baba diye. Godfather, bak diyor ki Godfather filminin müziğini kullanarak Ercan Saatçi'nin sözlerini yazdığı ve o Ufuk Yıldırım'ın da aranjörlüğünü yaptığı Bu Baba Başka Baba adlı şarkının bestecisi Mesam kayıtlarında nasıl yer almaktadır? Müzik eseri sahipleri meslek birliği Mesam. Müzik eseri sahipleri meslek birliği. Ne kadar beste, aranjör ne varsa hepsi kayıtlıdır Mesam'da. Gerçek bir insan olması gerekiyor anladığım kadarıyla. Don Corleone ve Godfather elendi. Böyle düşününce. Bu Baba Başka Baba adlı şarkının bestecisi. Şarkının bestecisi olduğuna göre Godfather filminin müziğinin şarkıcısının da bestecisi olması gerekiyor mantıken. Ben yarışmadan çekilmek istiyorum maalesef. Güzel. Son kararım. Gerçekten düşününce Müslüm Gürses hani olması bana çok mantıklı gelmedi açıkçası. Müslüm Gürses'in besteci olduğunu ben bilmiyordum. Don Corleone Godfather direkt Türkçe, hani şey, Godfather hele ı var yani direkt Türkçe, onlar öyle elendi ama belki de Mesam kayıtlarında Godfather'ı öyle yazmış olabilirler. Yani o yüzden Ercan Saatçi de hiçbir şık, yani gerçekten benim mantığıma uymadı. Soruyu da bilmiyordum, o yüzden çekilme kararı aldım Oktay'da. Peki cevap versen? Cevap versem hangi şıkkı seçerdin? C şıkkını seçerdim. Godfather. Evet. Don Corleone'ymiş. Hiç en son aklıma gelecek şıktı. İyi ki de çekilmişim. Evet, öyle düşünüyorum. İyi yapmışsın. Teşekkür ederim. Peki, 100 bin lirayla uğurluyoruz seni. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Yarışmacımız Özgür Boz geliyor. Özgür hoş geldin.
Hoş bulduk. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sizler? Biz de çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Daha iyi olacağız inşallah. Evet, ümit ediyoruz. Hadi seni tanıyalım biraz. Yarım asıra yaklaşan şu süreçte kendini gerçekleştirme çabasında bir insanım. Çok fazla şey hayalim vardı. Birçoğunu gerçekleştirdim bugüne kadar. Bir tanesi de milyonerde gelip burada yarışmaktı sizlerle. Hayalim miydi? Gerçekten öyle. Hayalimdi. Hatta benim bir bucket list diyoruz İngilizce'de, böyle bir ölmeden önce yapacaklar listem var. Birçoğunu yaptım bunların. Bunlardan biri bir yarışma programında. Çünkü ben televizyonda en çok yarışma programı seyrediyorum. Milyoneri müptelasıyım. Çocuklarım veya çevremdeki arkadaşlarım hep şey diyordu böyle. Orada bir görmek lazım seni. Burada böyle her şeye cevap veriyorsun ama bakalım nasıl olacak böyle. Eleştiriler daha pozitif anlamda destek de alıyordum. Kızlarım sağ olsunlar. İki tane kızım var. Onlara buradan kocaman sizi çok seviyorum. Bizden de selamlar. Bunun dışında seyahat etmeyi çok seviyorum. Turizm ve otelcilikle uğraşıyorum. 34-35. senem meslekteki. Çukurova Üniversitesi mezunuyum. Turizm işletmeciliği ve otelcilik okudum İngilizce eğitim olarak. Akabinde önce kendi ülkemde farklı coğrafi konumdaki deniz kenarı, dağlık yerlerde olsun yerlerde mesleğimi icra ettim. Daha sonra yurt dışına çıkma şansım oldu. Farklı 3 kıtada, Amerika'da, Avrupa'da, Kafkaslar'da, Bakü'de bir otel açılışında bulundum. Karayipler'de küçücük bir adada yaşadım. Enteresanmış. Böyle hayata daha, evet çok enteresan. O yüzden bu liste üzerinde çalışıyorum hırsla. Yapmak istediğim daha şeyler var. Motosiklet ikinci tutkum şimdi. Şarkı türkü söylemeyi seviyorum. Fırsat buldukça okurum da. Motosiklet şimdi hayalim. Uzun zaman önce bir kitap okumuştum. Che Guevara'nın öyle bir hikayesi var. Güney Amerika'yı motosikletiyle geziyor arkadaşıyla. Zaman ve para ikilemi hayatımda birçok insanda olduğu gibi hep vardı. Hala da devam ediyor. Bu ikisini doğru yerde bir araya getirebilirsem bunu gerçekleştirmek sıradaki en büyük hayalim diyebilirim. Çok iyiymiş. Evet, burada hemen tabii benim aklıma şey geliyor. Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilir? Çok güzel bir soru. Biraz önce arkadaşlarla sohbet ediyorduk kuliste. Enteresan şeyler var. Şimdi ben X kuşağıyım. Tipik bir X kuşağıyım. Balığım aynı zamanda. Onun romantikliği, sanat yönlü bir şeylerim var böyle. Heyecanla dinliyorum onları. Birçok şey konuşuluyor. Bilmediğim yerler ama hayat öyle enteresan ki ben 2008-2009'da Karayipler'de orada bir tesiste çalışıyordum. Bir kasırga yaşadım. Hurricane Omar 2008'de orayı vurdu. Bir fiil böyle bir facianın içindeydim. Çok şükür çevremizde olsun bize bir şey olmadı. Ama bir tecrübeydi. Küçücük bir ada, toplam nüfusu 5000 kişi. İki tane ada, eski bir İngiliz kolonisi. Buna dair ve buna benzer çok fazla anım var böyle dünya üzerinde. İki sene Birleşik Devletler'de 2 sene bulundum, farklı eyaletlerde. Tam istediğimiz yarışma profili. Ciddi misiniz? Evet, tam yarışmacı profili daha sık, ya. Ben müsaitim siz eğer... Bakalım nerelerden ne çıkacak, nerelerden ne bağlantılar, ne köprüler kuracağız. Ben de çok merak Nasıl ediyorum. Nasıl bir yolculuk olacak gerçekten merak Üçüncü ediyorum. Üçüncü soruda çuvalladığım da oldu bugüne kadar. Yukarıda gittiğim de oldu. Olabilir. Olabilir. Burası bambaşka. Evet. Siz bu arada gerçekten televizyonda gördüğünüzden daha iyi görünüyorsunuz. Ben de buradan söyleyeyim ben yaşınıza rağmen. Çok teşekkür ederim. İkinci kez çağırma hakkım olsa çağırırım seni aynı şeyleri söyletmek için. Belki de o yüzden söylüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, kimle geldin? Ablamla geldim. Aslında abimin eşi kendisi. Yengen aslında. Yengem, evet. Yengen. Evet. Evet. Terim olarak, doğru terim. Yengem, son kararım. Etraftan kimse gelmedi mi başka? Benim hikayem o anlamda da biraz karışık. Aslında annemle çok istiyordum gelmek. Ciddi olmayan küçük bir kaza atlattı. Ayvalık'ta yaşıyor kendisi. Onu da çok seviyorum. Ona da buradan kocaman öpücük gönderiyorum. Sizden de selam. Onu da çok istedim gelmek. Yaşı da malum artık. Hayat normal. Çocuklar, eş? Onlar 2800 kilometre kadar ötedeler. O bambaşka bir hikaye. İki tane kızım var. Aleyna Mavi ve Nelya Deniz. Aleyna ile Nelya annelerinin koyduğu isimler. Ben de Mavi ve Deniz. Ben de bir Mavi ve Deniz tutkusu var malum. Yine küçük bir anekdot. Vaktimiz, ben şey yapıyorum böyle ama siz... İleride bunların hepsini... Sen tamam. Bence bunları yazsana ya. Düşünüyorum. Gerçekten bunları kitap bucket, yap. Bucket listimde o da var. Gerçekten bir otur yaz. Bence var var. Eğer biraz vaktin başladım. Varsa bilmiyorum, otur yaz bence. Çünkü belli ki bayağı bir maceran var. Bayağı var. Bir yolculuk yapmışsın. Bütün bunların hepsini... Anlatmayı yani da seviyorum. Paylaşmayı da seviyorum. Evet, yazmak dinlemeyi de seviyorum. İşe yarar gibi gerçekten geliyor bana. Bence bakalım. Bir dene başla. Ama listemde var. Evet Ebru, hoş geldin. Hoş bulduk Oktay Bey. Nasılsın?
Çok iyiyim, teşekkür ederim. Tanıyalım mı sizi biraz? İsmim Ebru Boz, 51 yaşındayım. Evliyim, bir kızım var. Allah bağışlasın. Emekliyim. Özgür'ün yengesiyim. Emekli misiniz? Emekliyim. Erken olmuş biraz ama. Vaktiydi. Öyle mi? Evet. Zamanıydı diyorsun. Zamanıydı benim için. Peki teşekkür ederiz, ayaklarına sağlık. Teşekkür ederim. Evet Özgür, kuralları biliyorsun zaten. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Başlayalım mı? Başlayalım. Sevgili seyirciler, Milyoner başlıyor. Evet. 2000 lira değerindeki ilk soru geliyor. Yakın arkadaşı olan kişiyi biriyle tanıştıracak olan kişilerin tanısan dedikten sonra söylediği genellikle hangisi olur? A. Sen de utanırsın. B. Sen de kaçarsın. C. Sen de seversin. D. Sen de pişman olursun. C. Sen de seversin. Son karar. ...5000 lira değerindeki ikinci soru geliyor, baraj sorusudur, ilk baraj sorusu. Hangisi restoranlarda çeşitli baharatların da üzerine dökülmesiyle servis edilen bir yiyecektir? A. Greyfurt dilim erişte. B. Avokado dilim makarna. C. Kivi dilim pilav. D. Elma dilim patates. Tam da senin meslek. Evet, benim alanım ama enteresan şeyler görüyorum. D şıkkı diyorum. Elma dilim patates. Son kararım. Acaba mı dedim birden 3 saniye. Yeni şeyler mi keşfettiler? Yeni. İster istemez insan yeni buldu. Yeni karışımlar mı keşfettiler acaba diye bir evet. Şüpheye düştün galiba. Evet, evet, öyle bir şey oldu. 7500 lira değerindeki üçüncü soru geliyor. Bekliyorum efendim. Genellikle denizde veya havuzda oynanan, suda ayakta kalan iki kişinin omuzlarında duranların karşı takımdakileri suya devirmeye çalıştığı güreş oyunu adını hangisinden alır? A. Deve. B. Kirpi. C. Çekirge. D. Karınca. Kirpinin sırtına binmek için oldukça küçük bir hayvan. Çekirge keza öyle görünce. A deve demek istiyorum ben. Deve güreşi. Sanırım öyle bir şey de duydum. Kulağıma böyle şey geliyor. Deve güreşi. Son karar. Özgür, merak ettim. Bu kadar hani bu... Turizm sektöründesin. Evet. Havuzlar hayatının içerisinde, deniz hayatının içerisinde şimdi... ve genellikle insanlar, yani hani şimdi yapıyorlar mı bilmiyorum ama bizim yaş kuşağımız bunu bilir. Evet. İnsanlar birbirlerinin omuzlarına biner ve birbirlerini düşürmeye çalışırlar. Bunun adı da deve güreşi. Deve güreşi. Hiç duymadın mı? Bir şey vardı dedim ama böyle ben... Gerçekten hiç yapmadın mı böyle bir şey hayatında ya da denk geldi yaptım ama deve güreşi... Deve güreşi. Biz belki başka türlü yaramazlıklar yapıyorduk biz belki ondan. Peki. 10 bin lira değerindeki dördüncü soru geliyor. Evet, bekliyorum. Tekerlemeye göre Çatalca'da çatal yapıp çatal satan hangisidir? A. Şoför. B. Çoban. C. Noter. D. Muhtar. Çatalca'da çatal yapıp çatal satan çok. B şıkkı çoban, son kararım. Şeyleri seviyorum, tekerlemeleri seviyorum. İngilizce ve başka dillerde de çok seviyorum. Keyifli oluyor. Ve 20 bin lira değerindeki beşinci soru geliyor. Metal dişlerin oturduğu tahtadan bir tabanı bulunan ve baş parmak piyanosu da denen Afrika kökenli çalgı hangisidir?
A. Vuvuzela. B. Bongo. C. Kalimba. D. Cello. Ben burada enteresan bir gün. Neter Şevdet Adam'ı da bulundum. Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Telefon jokerimi kullanmak istiyorum bu soru için. Peki hemen jokerlerimizi görüyoruz. Hazar Boz, Türkan Turunç, Hakan Baydın. Kim arayalım? Türkan Turunç demek istiyorum ben burada. Peki. Neyin olur? Çocukluktan bir arkadaşım kendisi. Ne iş yapıyor? Sigortacılık yapıyor. Müşteri portföyü, memnuniyeti alanı. İyi akşamlar Türkan. Oktay Kaynarca ben. Milyoner yarışmasından arıyoruz. Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler Oktay Bey. Sizler? Teşekkür ederim. Evet, Özgür bir soruda takıldı ve yardımına ihtiyacı var. Şimdi Özgür'le ve soruyla 30 saniyeliğine sizi baş başa bırakıyorum ve süre başladı. Metal dişlerin oturduğu tahtadan bir tabanı bulunan ve baş parmak piyanosu da denen Afrika kökenli bir çalgı hangisidir? Vuvuzela, bongo, kalimba, cello. Afrika kökenli bir çalgı, baş parmak piyanosu da denirmiş. Vuvuzela, bongo, cello, kalimba. Kalimba. Emin misin Türkan? Evet, eminim. Çok eminim. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler. Görüşürüz. Bay bay. Ben zaten A ve C şıkları arasında kararsızdım. O Vuvuzela bir futbol hikayesi vardı. Acaba dedim onunla mı? O sanki o üflemeli bir şeydi diye düşünüyorum. O yüzden ben katılacağım Türkan'a. C şıkkı kalimba diyorum. Son kararım. Cello'yu geçirdin mi hiç gözünün önünden? Cello ve bongo'yu düşündüm. O da üflemeli bir saz bildiğim kadarıyla. Cello. Cello violonsel. Neredeyse. Bongo zaten vurmalı. Vurmalı. Onu oradan eledim ben. Çocukluğumuzdan da biliyoruz. Bu vizela biraz evvel söylediğin gibi maçlarda o da üflemeli. Çalınan uzun o Afrika kökenli bir şey galiba o da, evet doğru. Ve geriye kalıyor zaten. Cello ve şey kalimba. Sizi tebrik ediyorum. Gerçekten korktum. Teşekkür ediyorum Türkan bu arada. Evet. Evet. 30 bin lira değerindeki 6. soru geliyor. Hadi bakalım. Fransız yazar Stendhal'ın hangi adlı bir romanı vardır? A. Sarı ve Lacivert. B. Siyah ve Beyaz. C. Sarı ve Kırmızı. D. Kırmızı ve Siyah. Stendhal. Ben burada seyirci joker hakkımı kullanmak istiyorum. Peki. Seyircilerimiz için soruyu tekrarlıyorum. Fransız yazar Stendhal'ın hangi adlı bir romanı vardır? A. Sarı ve Lacivert. B. Siyah ve Beyaz. C. Sarı ve Kırmızı. D. Kırmızı ve Siyah. Ve 10 saniyelik cevaplama süresi başladı. Evet, seyircilerimizin %80'i D, kırmızı ve siyah demiş. Hiç fikrim yok. Aslında okumayı severim. Ama Stendhal'in de bildiğim kitapları vardı ama bu herhalde bizim de mavi ve siyahımız var. Diğerler böyle pek takım renkleri gibi geldi bana biraz. Ona dikkatimi çekti. Böyle Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe karması bir şey olmuş. Ben seyircimize katılıyorum, güveniyorum onlara. D şıkkı, kırmızı ve siyah diyorum. Son kararım. Diğer şıklara baktığında zaten editör arkadaşlarımız takım renklerini gönderme biraz yapmışlar. Farkındayım. Şeyi görünce evet. Siyah beyaz bizim tabii rengimiz. Ve sırada 50 bin lira değerindeki baraj sorusu var ve bu sesli bir soru. Önce stüdyomuza gelen sesi dinleyeceğiz. Daha sonra ben soruyu soracağım Özgür ve ses geliyor. Hadi. Okay, I believe you jump in the line. Okay, I believe you jump in the line. Okay, I believe you jump in the line.
Dinlediğiniz Jump in the Line adlı şarkıyı seslendiren kimdir? A. Harry Belafonte. B. Frank Sinatra. C. Ray Charles. D. Sting. İki şıktan eminim. Onlar değil, eminim. Ray Charles değil kesinlikle. Sting kesinlikle değil. İkisini de severek dinliyorum. Harry Belafonte, Frank Sinatra. Frank Sinatra'nın zamanı da o zamanlar. Şarkının şeyi böyle ama Harry Belafonte. Ben son jokerimi de kullanmak istiyorum burada. Yarı 150 joker cevap jokerini kullanmak istediği yarışmacımız bu durumda. Yanlış iki seçenek cevap devre dışı kalıyor. A. Harry Belafonte. B. Frank Sinatra. Frank Sinatra'nın sesini biraz şey yapıyorum. A. Harry Belafonte son karar. Sizin mimikleriniz bu arada gerçekten sürprizlerle dolu. Gidiyoruz Özgür dedim. Ama zaten bizim yaşımız aşağı yukarı aynı ve diğer seslerin hepsi neredeyse kulağımızda. Frank Sinatra vardı ama Sting. Biraz buranın şeyi sanırım. Sting'i biliyoruz. Sting. Zaten Frank, ikisini eledim ama yani yarı yarıya da bakın elemediğim ikisi kaldı. Bir tek öbürü kalmıştı evet. Zaten. Yani ben buradayım diyordu. Öyle telefonda. Peki. Sağlık olsun. Evet. Şimdi en azından rahatladık. Bütün jokerlerimizi kullanıp barajı açtık. Hiçbir evet. Jokerimiz kalmadı derken barajı açtığımız için çift cevap joker hakkımız artık kullanmak üzere cebimizde. Geldi. Güzel. Ve bildiğin üzere barajı geçtiğimiz için artık bundan sonraki sorularda süre sınırımız yok. Yok süre sınırımız. Evet. Harika. Sorudan sonra karar verebiliyor muyum tekrar soruyu? Yoksa soru başlamadan mı demeliyim size? Eğer çekilmeyi düşünürsem. Hayır tabii ki. Tabii ki sorudan soruyu sonra söyleyebilirsin. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Evet, 100 bin lira değerindeki soru geliyor. Şu anda hayatta olan Harrison Raffan Tyler'ın babasının babası olan eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John Tyler hangi yıl doğmuştur? A. 1790. B. 1840. C. 1890, D. 1940. Evet, Raffin Tyler şu anda hayattaysa... Şimdi bu Harrison Raffin Tyler kaç hayatta. Kaç yaşında şimdi? Hayatta. Bu, hayat. Evet. Ama kaç yaşında? Harrison evet. Raffin Tyler dün doğmuş olabilir. Sıfır adam yaşında. Adam da babasının babası yani dedesi. Dedesi bir 60 yıl verebiliriz ona. Biz 2024'teyiz şu anda. 1960'da. Bu adam da Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı yapmış. Ve başkanlık yapmış. Amerika'nın zaten 250 yıllık bir tarihi var. Bayağı bir gidiyor. Bu adam da John Tyler. John Tyler. Ben ismen hiçbir şey demedi bana. Bildiğim, hatırladığım bir isim değil. Ama 1940 dahi olabilir. 1790 değil, onu kesinlikle eliyorum. Çünkü 200... yıldan fazla bir süreç, dördüncü kuşak, beşinci kuşağı falan sanırım dedesinin dedesi gibi bir şeydir diye düşünüyorum. Eğer böyle yüzer yılı devirmiş Çınarlık baba ve dede değillerse biraz o fantazi bir tarih diye düşünüyorum. 1840'ı düşünecek olursam şu anda o da 180 yıl bir süreç. Nasıl bir hesap yapıyorsun? Şimdi buradaki en önemli kıstas bence bizim Harrison. Şimdi Harrison bir bebek de olabilir. Çünkü yaşıyor. Harrison bu arada bir de kötü senaryoyu düşüneyim. Benim düşündüğümün tersi olduğu için kötü değil aslında. Aksini düşüneyim. Harrison Raffin Tyler belki 90'larında bir adam şu anda. 2024'ten 90 çıkarsam 1930. 60 yılda üstüne koysam 1870'lerde bir
şey olabilir başkan, 1870'lerdeki bir başkan da 1840'ta doğmuş olabilir. 30'lu yaşlarında başkanlık yapıyordur. Ama bebekse, Harrison Raffenthaler, çünkü tanımıyorum, bana hiç, belki bir şu anda Hollywood star, bilmiyorum, belki bir sporcu, bir ünlü. Ona da 20 yaşlarında diye şu anda kafamda tasavvur etmek istiyorum. Hadi bir ortalama bir şey olsun. Onun üzerine bir 60 yıl koyduğumda, burada 1940 bile makule geliyor. O zaman ben şöyle düşünüyorum burada. Çok büyütürsem bile... John Tyler. Hiç gerçekten... sana babasının babası, babasının babası. Yani dedesi. Bebek senaryosu olsa bu sefer 1940'ta kurtarıyor. Çok da normal oluyor. Çünkü doğumunu soruyoruz. Başkan olması için herhalde bir üniversiteyi bitirmiş olması gerekir diye düşünüyorum. Koskoca Amerika herhalde bunu bir o zaman şey olarak... O zaman bir üniversite olarak... zorunluluğu var mıydı bilmiyoruz. Bir de evet. Gerçi 1900'lerde sanırım yani ikinci yarısına doğru işte herhalde bu şey olmuştur şart. Hatta eskilerde daha bir sıfattı, bir ünvan da okumuş olmak değil mi? Üniversiteli olmak. O dönemlerde daha kıymetliydi. Kızlarım Fransa'da benim bu arada. Eski eşimden ötürü. Okulda ders kitaplarında falan Marie Curie mesela Sorbonne Üniversitesi'ne davet ediliyor. 1900'ün başlarında yani en meşhur Fransız ve Nobel ödüllü bir bilim kadını, bilim insanı. Dolayısıyla Avrupa'da var. Peki aslında şöyle bakalım, çerçeveleyelim meseleyi. Daha basit indirgeyelim. Dinliyorum sizi. Ama deminki tepkilerinizden... Şu anda sorduğumuz bir dede. Evet, bir dede. Şu anda hayatta torunu olan bir dede. Evet. En az 60 yaşında diye düşünüyorum. Siz öyle misiniz? Onu bulmaya çalışıyoruz. Evet. Aslında siz burada bana bir şey söylemiş oldunuz. Ama dedim yani uzun yaşadı, böyle yaptı. Aslında işin mantığı şeyde ya. Kaç yaşındasın? Ben 50, birkaç ayım kaldı. Baban kaç yaşındadır? Babam 46'lıydı, rahmetli oldu 2004'te. Allah rahmet eylesin. Kaç doğumluydu? 46'lıydı. Dedem Atatürk dönemini görmüş bir insandı. Yani? 1910'larda yanlış hatırlamıyorsam şeyi. Benim dedem oydu ama ben 50 yaşındayım. Peki. İşte zaten iki şık da oradayım. Baktın mı soy ağacına hiç? Dedemden sonrasında pek bir şey yok. Ufak tefek hikayeler duydum. Ben ondan öncesine dair bir fikrim var mı? Dedenin babasına dair bir fikrim var mı? O kökümüz olarak biliyorum. Doğuluyuz. Oradan öyle bir şeyimiz var. Batı'da aşağı yukarı kaç yılda doğmuştur sence? İşte 1900'lerde. Aslında siz burada... Değil mi? Aslında hiç okara falan bile gerek yok gibi düşünüyorsan değil mi? Bir dede arıyoruz biz. 2024'teyiz biz değil mi? Şaka değil yani. 2024'teyiz. Evet. Biz bir tane dede arıyoruz. Ama John Tyler 80 yaşındaysa... 1890'dan 160 eder, 1890 eder. 1860 eder hatta. Harrison Raffenthaler. Bu duruma göre çıkardığım bir sonuç olmalı. Hatta neredeyse yarı yarıya çıkardığım bir sonuç var. Yarı yarıya çıkardım. İlk iki şıkkı kafamda dedim. Yani 1790 ve 1840, 180 yıl yani çok. 1840 ile 1890 arasında ne kadar var? Bir yarım asır. Bir ben varım işte orada yani böyle. Bir kuşak. Bir kuşak geçiyor orada. O yüzden yani ilk iki şıkta çok şey değilim. Onlar değil diye düşünüyorum. Bir de doğuda sanki daha böyle yaşam süresi, yaşam kalitesi daha uzun diye biliyorum. Batıya da özellikle Amerika'da onlar sağ olsun... Fast foodçular şey değiller öyle çok. Pek iddialı değiller böyle uzun yaşamak konusunda. Hayat standardı bir şey, hayat kaliteleri var mutlaka ama... ilk iki şık gelediğim gibi kafamda ama gerçekten burada oturup devam etmek istiyorum. Sizinle sohbet de keyifli. Daha hikayemiz de var anlatacak. Şimdi Joker'i kullanıp kullanmamakta çok şeyim böyle. Yani çünkü Joker'le CVD'ye diye gitmeyi düşünüyorum. Hatta sizin yorumlarınızdan sonra şimdi direkt D deyip Joker kullanmadan yürümeyi bile düşünüyorum yani. Öyle mi? Gerçekten öyle. Ama yukarı doğru geldikçe daha böyle teknik konulara giriyoruz. Ben çift cevap Joker hakkımı kullanacağım burada. Kullanmak istersen soruya cevap vermek zorundasın. Soruya cevap vereceğim. Öyle mi? O kesin. Öyle bir oradan geri dönüş yok oradan şeyiz yani. Peki Joker'i kullanalım mı?
bir dede dediniz ama siz son iki soruda öyle tepkiler verdiniz ki. Ben de akıl yürütmeye, mantık yani yürütmeye çalışıyorum hak seninle birlikte. Sıfatınızı hak ediyorsunuz yani oyunculukta kesinlikle. Ben de bilmiyorum cevabı. Sadece fikir yürütmeye çalışıyorum seninle birlikte. Yo, teşekkür ederim. Gerçekten kıymetli bahsettiğiniz şeyler. Ama kullanalım ya, çünkü o bahsettiğim gibi bu bizim Harrison çocuk da olabilir. Harrison da bir dede olabilir. Yani o da bir 50-60 yıllık yeni bir yaşam süresine tekabül ediyor. Dediğim gibi 1840 ve daha öncesi gerçekten çok şey olacak. Babasının babası. ABD başkanıymış. Hadi o da 70'inde başkan olsa. O yüzden ben çift joker, çift cevap kullanmak istiyorum. Hakkımı kullanmak istiyorum. Son karar mı? Son karar. Peki. İlk cevabını alalım. Kendimi fazla üzmemek için ilk cevabım C şıkkı 1890 son karar. Bu sefer tepki vermediniz. 1890 değilmiş. Evet, ortadan girdim ki nereye doğru evrileceğim diye galiba üzüleceğim ama olsun. Önemli olan gerçekten bunu ortadan kaldırmaktı, bu dilemayı. İkinci cevap hakkım olarak da D şıkkı diyorum, 1940 son kararım. 1790'da doğsa, 60-65 yaşında baba olsa, onun oğlu 60-65 yaşında baba olsa, 1910, bu torun 1900'lerde 100 yıl geride kalıyoruz. 90 yaşında olsa, işte onu düşündüm ama dedim ya, tebrik ederim o zaman bu soruyu hazırlayan arkadaşları. Problem değil. Evet. Ama keyifliydi. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Yani şu ölmeden önce yapılacaklar listesinden bir tanesine daha bir çentik attık. Attık. Siz de bu arada dediniz belki bir daha çağırırsınız. Öyle bir ümidim var. son bir teşekkürüm var bu yarışmaya gelmem için özellikle. Hatta ben kayıt olurken ben böyle çok evrak işleri, böyle şey doldurmaları falan sevmiyorum. Hı. Seval Tufan, buradan ona çok çok teşekkür ediyorum. Seni çok seviyorum. O çok vesile oldu buna. Bugün buraya gelmedi o da. Jokerlerim arasında da değildi. Ona da buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bir de bütün mesai arkadaşlarıma, bütün turizm çalışanlarına, emekçi camiaya hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Elinize, emeğinize sağlık. İyi ki varsınız. Biz teşekkür ederiz. Evet, iyi akşamlar. 50 bin lirayla uğurluyoruz seni. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, yarışmacımız Melike Gedikoğlu geliyor. Hoş geldin Melike. Hoş buldum. Nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi olacağız, daha iyi olacağız inşallah. Peki, hadi tanıyalım seni biraz. Evet, ben Melike Gedikoğlu. 36 yaşındayım. Antalya'dan geliyorum. Antalyalıyım. Ankara hukuk mezunuyum. Okul bittikten sonra, fakülteden mezun olduktan sonra 4-5 yıla yakın avukatlık yaptım. Daha sonra kariyer değişikliğine gittim. Hukuk pek bana uymadı galiba. O yüzden şu an kısaca söyleyeyim, balık satıyorum. Deniz ürünleri firmasında alım ve satım işine bakıyorum ve yoğun olarak alabalık satıyorum. Enteresanmış. Evet. İlginç bir yolculuk. Yani sıkıldım diyorsun hukuktan ve evet, benim işim olmadığına inandım dedin. İnsanlardan ziyade hayvanlar sanırım daha çok ilgimi çekti. Yani balık, evet tamam satıyorum ama o bir hayvan, o bir balık ve dolayısıyla daha çok hoşuma gitti. Ayrıca 3 tane de kedim var evde. Kendilerini de sıklıkla balıkla besliyorum. Güzelmiş.
Alabalık mı dedin? Alabalık. Burada yetiştiriliyor mu bu alabalık? Türkiye'de yetiştiriliyor, evet. Yani dışarıdan falan gelen bir şey değil. Yok, yetiştirilen hayır. Ürünleri pazarlıyorsunuz, satıyorsunuz. Aynen öyle. Yurt dışına pazarlamasını yapıyorum hatta bunun. Hmm. Türkiye aslında gerçekten bu konuda çok büyük bir zenginliğe sahip. Alabalık, somon aynı şekilde. Zaten aynı aileden geliyorlar, belki biliyorsunuzdur. Evet. Yani muhteşem bir kapasitemiz var. Kaliteleri çok yüksek. Bu yüzden öyle bir kanaldan ben de girip yurt dışıyla da bağlantı kurarak bir böyle bir işe giriştim. Böyle bir şey yapmak istedim. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Kimle geldin? Ben nişanlımla geldim. Burada kendisi. Utku. Evet, Utku. Merhaba Utku, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın? Sağ olun, sizleri sormalı. Teşekkür ederim, hadi tanıyalım seni biraz. İsmim Utku, 38 yaşındayım. İstanbulluyum, Antalya'dan geliyoruz. Müzisyenim. Kendisine başarılar diliyorum. Müzisyenim derken şarkı mı söylüyorsun? Hayır, enstrüman çalıyorum, davulcuyum, evet. Davulcusun? Evet. Hmm, güzelmiş. Bir davulcu tipin var biraz, evet. Öyle diyorlar. Peki, teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık. Ederim. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Kuralları biliyoruz değil mi Melike? Evet. Hazır mıyız? Hazırım. Peki. Sevgili seyirciler, Milyoner başlıyor. ...2000 lira değerindeki ilk sorumuz geliyor. Hangisi yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerdeki ışıklı uzantısıdır? A. Alev. B. Dalga. C. Gölge. D. Yıldız. A. Alev. Son karar. ...5000 lira değerindeki ikinci sorumuz baraj sorusudur. Geçiş talebiniz alınmıştır. Lütfen şeklinde başlayan anonsun devamı genellikle nasıl olur? A. Kırmızı ışıkta geçiniz. B. Sarı ışığı beklemeyiniz. C. Yeşil ışığın yanmasını bekleyiniz. D. Dünyanın rengine kanmayın. Tabii ki dünyanın rengine. C. Yeşil ışığın yanmasını bekleyiniz. Son karar. Dünyanın rengine kanmayınız. Güzelmiş. Evet. 7500 lira değerindeki üçüncü sorumuz geliyor. Nokta, çizgi, açı, yüzey ve cisimlerin birbirleriyle ilişkilerini, ölçümlerini, özelliklerini inceleyen matematik dalı hangisidir? A. Optik. B. Gastronomi. C. Anatomi. D. Geometri. Bu benim inanılmaz sevdiğim bir dersti. Çok lisedeyken. Çok da başarılı oldum. Üniversite sınavında hepsini doğru yapmıştım ve bunu gurur duyarak söylüyordum. Evet. D. Geometri. Son karar. Ve 10 bin lira değerindeki dördüncü sorumuz geliyor. Hala kelimesinin Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük'teki tanımına göre bir kişi halasının çocuğunun nesi olur? A. Amcasının çocuğu. B. Halasının çocuğu. C. Dayısının çocuğu. D. Teyzesinin çocuğu. Şimdi bu tam bize göre bir soru. Benim çok geniş bir ailem var. Babamlar 8 kardeş, annemler 3 kardeş. Halalar, dayılar, amcalar çok fazla. Bu yüzden şimdi hemen tık 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 canlandırdım zaten. C. Dayısının çocuğu. Son karar.
sıradaki sorumuz 20 bin lira değerinde ve bu sesli bir soru Melike. Önce stüdyomuzdaki sesi dinleyeceğiz. Daha sonra ben sese dair soruyu soracağım. Öğretmen öğretir. Öğretmen öğretir. İlk öğretmenin kimsenin, kim öğretti alfabeyi? Dinlediğiniz sözü ve müziği de kendisine ait olan İlk Öğretmen adlı şarkıyı seslendiren kimdir? A. İlhan İrem. B. Ali Rıza Binboğa. C. İzzet Altınmeşe. D. Ferhat Güzel. Aslında bir fikrim var. Sadece iki şık arasında çok kaldım. İzzet Altınmeşe ve Ferhat Güzel olduğunu düşünmüyorum. Seyirciye sormak istiyorum ben bunu. Bilemedim. Yarışmacımız seyirci jokerini kullanmak istedi. Bu durumda stüdyomuzdaki seyircilerimiz için soruyu tekrarlıyorum. Dinlediğiniz sözü ve müziği de kendisine ait olan İlk Öğretmen adlı şarkıyı seslendiren kimdir? A. İlhan İrem. B. Ali Rıza Binboğa. C. İzzet Altınmeşe. D. Ferhat Güzel. Ve 10 saniyelik süre başladı. Evet, stüdyomuzdaki seyircilerimiz ilginç bir ortalama yapmışlar. %40'ı B, yani Ali Rıza Binboğa demiş. %20'si C, İzzet Altınmeşe demiş. %40'ı da D, Ferhat Güzel demiş. Ben risk alıyorum. Ali Rıza Binboğa B, Ali Rıza Binboğa son kararım. Anlamlı bir soruydu. Bugüne dair bir soruydu. Bugün Öğretmenler Günü çünkü biz öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Ama bu kadarcık bir kutlamanın da zayıf olduğunu düşünüyorum. Çünkü öğretmenlik mesleği bir ülkenin bana göre inşasını yapan meslektir. O ülkenin yapı taşlarını kuran insanlardır öğretmenler. Evet. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün, ilk öğretmenimizin ışığında bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü buradan ekip olarak kutluyoruz. Evet. 30 bin lira değerindeki 6. sorumuzdayız Melike. Ve soru geliyor. Ant dağlarına tırmanan bir dağcı hangi kıtadadır? A. Afrika. B. Avustralya. C. Amerika. D. Asya. Bununla ilgili de bir film vardı, şu an adını tabii ki hatırlayamıyorum. Benim ayıbım tamamen. Bir uçak çarpıyor ve çakılıyordu o Ant dağlarına. Evet. Şu an haritada da gözümün önünde. Cevap veriyorum. C. Amerika. Son karar.
sıra geldi baraj sorusuna ve 50 bin lira değerinde bu sorumuz. Hangisi Kartal Tibet'in yönetmenlik yaptığı ilk filmdir? A. Tosun Paşa. B. Eşkıya. C. Hababam Sınıfı. D. Selvi Boylum Al Yazmalım. Evet, bu çok aslında çok bir fikrim yok. Ama bu konuda jokerlerime güveniyorum ben. Şu anda telefon jokerimi kullanmak istiyorum. Peki, hemen jokerlerimizi görüyoruz kimlermiş. Hı hı. Özgür Doğuş Toptaş, Can Ünal, Mehmet Yedikoğlu. Evet. Tanıtayım mı jokerlerimi? Özgür Doğuş Toptaş çok ilginç bilgilere sahip olan bir arkadaşım. Yani böyle kıyıda köşede kalmış vardır ya bazı arkadaşlarımız öyle. Herhangi bir şey olur tık onu söyler. Öyle bir arkadaşımız. Joker yani bayağı bir gerçekten mesleği joker. Jokerlik diyorsun peki. Can Ünal liseden arkadaşım, aynı zamanda eski meslektaşım, avukat. Onun da bilgisine güvenirim. Mehmet Gedikoğlu babam. Onu da koymak istedim. Kendisini çok öpüyorum. Kendisi de benim aynı zamanda öğretmenimdir. Peki kimi arayalım? Özgür Doğuş Toptaş'ı arayalım, bilir o. İyi akşamlar Özgür, Oktay Kaynarca. Ben Milyoner Yarışması'ndan arıyoruz. Nasılsın? İyi akşamlar Oktay Bey. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Gayet iyiyiz ama tahmin ettiğin üzere Melike bir soruda takıldı. Ve umarım bilse iyi. Bilse bu soruyu Özgür bilir dedi ve seni aramamızı istedi. Biz de seni umarım aradık. Evet, hazırsan soruyla birlikte Melike'yi seninle 30 saniyeliğine baş başa bırakıyorum ve süre başladı. Hangisi Kartal Tibet'in yönetmenlik yaptığı ilk filmdir? A. Tosun Paşa, B. Eşkıya, C. Hababam Sınıfı, D. Selvi Boylum Al Yazmalım. Kartal Tibet'in yönetmenlik yaptığı ilk film. Özgürcüm. Ya sanıyorum ki Tosun Paşa olması Tosun gerekiyor. Paşa. Bana da Tosun Paşa mı Hababam Sınıfı, ikisi arasında kalmıştım peki. Evet evet. Tosun Paşa'yı seçebilirsin. Tamam. Başarılar, teşekkür ediyorum galiba. Özgür. Çok sağ ol. Rica. Tahmin ettim zaten. Vardır onda öyle bilgiler. A. Tosun Paşa son kararım. Sınıfı bildiğin gibi Ertem Eğilmez. Ertem Eğilmez. Evet. Barajı geçtik Melike. Hemen bir durum değerlendirmesi yapalım. %50 jokerimiz hala duruyor. Yarı yarı joker hakkımız duruyor. Barajı geçtiğimiz için çift cevap jokerimiz de şu anda cebimizde. Ve artık süre sınırımız yok. Ve sıradaki sorumuzun değeri 100 bin lira. Ve 8. sorumuz geliyor. Evet. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı hesaplamalarına göre 2022'de insan nüfusunun yaklaşık yüzde kaçı şehirde yaşamıştır? A. 27. B. 37. C. 47, D, 57. Evet, Birleşmiş Milletler Ticaret Konferansı hesaplarına göre 2022'de. Şimdi şöyle tabii, bir dönem köyden kente göç çok tabii fazlasıyla yaşandı ama benim de şu an etrafımda pek çok arkadaşımın kentten köye göçü de var. Onu da söyleyeyim. Hani bu kendi tarım işlerini yapıyorlar, kendi organik tarım, işte daha küçük kendi işletmelerini oralarda yapıyorlar. Hani bunları düşünce daha önce olmuş olsaydı belki buna daha Melike evvel. Bak. Sanki
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı hesaplamalarına göre 2022'de insan nüfusunun tamam. Yaklaşık yüzde kaçı şehirde yaşamışsınız? İnsan nüfusunun yüzde kaçı? Bütün insanlığı düşünüyoruz. Evet. Yarısından fazla mıdır, az mıdır? Onu bir göz önünde bulundurayım önce. Bence yarısından azdır. Yani %57 değildir diye tahmin ediyorum. %27 de çok küçük geliyor. Yine ben iki şık arasında kalıyorum. Ama neyse ki jokerlerim var. Ay güzel taşıdım ama değil mi buraya kadar? Ben de bir sevindim. Aslında bu soru garanti. Evet, ondan bir rahatlığım var. Ay yani evet, şimdi babam da atma Melike der bana. Babam çok garanticidir. Ben de azıcık risk almayı seviyorum. Zaten belki anlamışsınızdır böyle avukatlık kariyerini. Hadi bakalım yarıda kestim evet. Ben balık satmaya başladım diyen evet. Bir insan olarak. Ondan... Babam mı dinlese acaba şimdi bilemedim de böyle bir adrenalin aslında de gıdıklamıyor değil. Aslında diyor ki insanların ne kadarı şehirde, evet. Ne kadarı kırsalda yaşıyor. Kırsal kesimde yaşıyor. Oktay Bey, ben yarı yarıya joker hakkımı kullanmak istiyorum. Peki. Yarışmacımız yarı yarıya jokerini kullanmak istedi bu durumda. Yanlış iki seçenek cevap hemen devre dışı kalıyor. C47, D57. Ben babamı üzmeyeyim. Ben çift cevap joker hakkımı da kullanayım. Peki çift cevap jokerimizi de kullanmak istedi Melike ve ilk cevabını alalım. Kalbimden o geçiyordu. C şıkkı 47 son kararım. Fikir vermesi doğrultusundan bakarsak Türkiye nüfusunun toplamına baktığımızda İstanbul nüfusunun toplamına baktığımızda oranın aslında ne kadar yüksek olduğunu görecektik. Evet. O bağıntıyı kuramadım. Doğru. Ay. Neyse, evet yine babam haklı çıktı. Ama neyse biz sağlama aldık. Tabii sağlama aldım ben. Çok aslında memnunum bu durumda. Peki, evet. Hiçbir jokerimiz kalmadı artık. Tamam. Sorularla baş başa kaldık. Ve sıradaki soru 200 bin lira değerinde ve 9. sorumuz geliyor. Azerbaycan dilindeki adı Çerşembe Ahşamı olan günün Türkiye Türkçesindeki adı nedir? A. Pazartesi, B. Salı, C. Çarşamba, D. Perşembe. Ben evet galiba bunun cevabını biliyorum galiba. Yani şöyle... Bir çağrışım yapacağım. Şimdi ben Antalyalıyım. Annem Demireli.
Babam Kalkanlı, Batı Antalyalıyız biz. Bizim orada bir söylem vardır. Cuma akşamı, hatta cuma akşamı derler. Cuma akşamı diye. Ve perşembe akşamları için kullanılır bu. Ya perşembe için kullanılır, cuma akşamı. Bir gün öncesi, şimdi Azerbaycan aslında çok yakın bir coğrafya değil ama yani aynı dil. Belki etkilenmiş olabilir diye düşünüyorum. Çarşamba akşamı bu mantıkla salı olur diye tahmin ediyorum. Çünkü evet, cuma akşamı bizde perşembe. Öyle derler. Hatta cuma akşamları ben anneannemi ararım. Önce bir akşam olduğu için cumasını bir hayırlarım. Ondan, ertesi gün mü cuma oluyor? Ertesi gün cuma oluyor. Perşembeden arıyorsun. Akşamından aranır, evet. Ve ona cuma akşamı mı deniyor sizde? Evet, cuma akşamı deniyor perşembeye bizde. O yüzden... ben bunu... Ben bu riski alacağım ya. Bu değer yani. Bu riski alırsan 200 bin liralık soruya cevap vermiş olacaksın. Ama yanlış cevap verirsen 50 bin lira alacaksın. Ama yok, ben çekiliyorum dersen 100 bin lirayla gidersin. Evet. Şimdi tabii bu parayla ne yapacağım onu da bir düşünüyorum. Annem... Balık alacağım deme lütfen. Yok, balık almayacağım. anneme sordum aslında. Annem şöyle dedi, altın al. Altın al. Anneler, at kenara. Anneler, tabii. Anneler zaten. Yani onu yıllarca söyledi. Attım mı atmadım. ama şöyle bir şey yapabiliriz. Tabii bu 200 bin lira olursa daha güzel olur. Nişanlıyım, yani evleniriz, düğün yaparız. Bir katkısı olur. Tabii. Beyaz zaman, eşya çıkar aradan. Mesela. Koltuk takımı çıkar aradan. Kesinlikle. O L koltuğa ihtiyacımız var bizim. ve gelen, bizim dedim ya, hısım akraba çok fazla. Bir de onlar yıllardır soruyorlar, Melike ne zaman evlenir? Demek ki altınlarını biriktirmişler. Sesleniyorum, gelin altınlarınızı takın artık. O yüzden yine altına çevirmiş olacağım yani bir şekilde. Çok düğüne gittiniz mi? Ay, altın çok... taktınız mı? Taktım. Tamam, karşılığı gelir. Lütfen, evet. Çok taktım. o yüzden, ay hadi bakalım ben buna. Evet. Cuma akşamı bizde var. Evet. Söylüyorum. B, salı. Son karar. Anneannemin duasını aldım galiba. Evet. Bu mantıkla baktığımızda doğru. Perşembe akşamından okunur cuma selası. Tabii. O gün de perşembedir. Evet. Değil mi? Evet. Cuma selası cuma olarak selasıdır. Adlandıran sela aslında cuma, perşembe akşamı okunur. Hı hı. Ve o gün perşembedir. Bu mantıkla da çarşamba akşamı salıdır. Evet, önemli bir risk aldın. Ve 200 bin liranın sahibiyiz. Ve sıra 300 bin lira değerindeki 10. soruda. Ve sorumuz geliyor. Fyodor Dostoyevski'nin yazdığı Suç ve Ceza adlı romanda baş karakter Raskolnikov roman boyunca kaç cinayet işlemiştir? A1, B2, C3, D4. Kitabı okudun mu, biliyor tabii, musun? Tabii. Çok sevdiğim bir kitap. Fakültedeyken de... O zaman bilmen lazım cevabı. Ay evet, bilmem lazım da şimdi şöyle oldu Oktay Bey. Biz de fakültedeyken de biz bunu okuduk. Tabii kuklada bağlantılı olduğu için. Evet. Evet. Hikayeyi hatırlıyor musun? Hikayeyi kısaca hatırlıyorum. Kısaca özetler misin? Hiç ben o konuya girmeyeyim. Çünkü tüyler ürperten travmatik... şeyleri var. Ben bu dersten kaldığım için benim okulum uzadı. Hukuk ve edebiyat dersiydi.
Ve kitabı yani en başta okuduğumda çok severek okumuştum. Daha sonra hukuki olarak okumalıyım diye okudum. Dersten kaldım ve... Hızlı hızlı okudun herhalde. Özetini okumuştum. Özetini okumuştun, itiraf evet. ediyoruz. Hocam özür dilerim ama bitti okul sonunda yani. ya yok, o yüzden Suç ve Ceza evet. Hani Raskolnikov, o hatta cinayet işleme şeyleri Peki, sahip. Hukuk olarak aslında neyi özetliyor? Suçun tanımı ve cezanın tanımı. Yani kime göre, neye göre, hangi kriterde bu belirleniyor? Benim hatırladığım evet oydu. Ama ah. Raskolnikov, sen ne yaptın bana? Oh. Ben şu an benim 200 bin lira. Romanla var. İlgili kafanda ne var? Ay evet, romanla ilgili. Bakayım. Çok böyle yer, beş parasız kalıyordu Raskolnikov. İşte gidip eşyalarını şeye emanete bırakıyor. Oradan para alıyor. Daha sonra işte zannediyorum kitap yazmaya çalışıyor. Onları satıp ya da yanılıyor muyum? Ay uyduruyor da olmayayım şimdi burada. Ben bu kitabı bir daha okumam lazım. Aa şu an evet utandım. Karıştırıyor musun? Vallahi karıştırdım herhalde. Hiç. Evet. Evet anladığım kadarıyla kitaba dair hatırladığın şeyler çok az. Çok az evet. Kitabın kurgusu içerisindeki o cinayet olay şeyi, zincirine dair bir şeyler kafanda yok. Kopukluk var evet hatırlıyorum. Evet cinayet işliyor. İşte o kapıdan girdi. Şey, hatta çok heyecanlı okumuştum o kısmını. Ama ondan ziyade... ders olarak çalışmam gereken bir kısmı olduğu için insan beyni öyle bir şey ya, kısa süreli hafızaya attım sildim. İşte kitabı da olduğu gibi silmiş muhtemelen. Birkaç parça bir şey kalmış. Bunu evet dönünce eve okuyacağım tekrar. Duruyor zaten kütüphanemde. İyi oldu. ben burada olduğum için çok mutluyum. Şu anda da ay benim 200 bin liram oldu. Ben çekilmek istiyorum. Son karar. Evet. Evet, biraz evvel ifade ettiğin üzere kitabın içerisindeki hatırladığın şeyler çok az ve dolayısıyla bu sorunun cevabına dair de net bir şey, net. Hatta ne hiç net bir şey yok. Bir tane kesin ama yani onu biliyorum. Ya en kötü ihtimalle bir tahminde bulunacağım diyecektin. Evet. O tahmin hangisi olurdu? 3. C 3 olurdu. Bak. Güzel. Evet. İyi ki öyle bir tahminde bulunmamışım. Evet. 200 bin lirayla gönderiyoruz. Çok sevindim. Çok mutlu oldum. İnşallah güzel şeylere yarar. İnşallah. Bir faydası olur hayatınızda. Mutluluklar diliyorum bu arada. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar. Sevgili seyirciler, yarışmacımız Biran Ekici geliyor. Hoş geldin Biran. Hoş bulduk Oktay Bey. Nasılsın? Teşekkür ederim. Mutluyum burada olmaktan. Biraz heyecanlıyım. Sizi görmekten, bu yarışmada olmaktan. Birazdan gider merak etme. Evet. Biraz sohbet edelim. Evet. Önce sizi tanıyalım mı? 73 doğumluyum, Adanalıyım. İsmim Biran Ekici.
bir an ikici. Çukurova İlkokul, Ortaokul Adana, Lise Fen Lisesi, Adana Fen Lisesi. Çukurova Tıp'ı bitirdim. Tabii Adana'da tıp bitirirken öğrencilik hayatında müzikle de uğraştım. Çok Adana'nın birçok aktivitelerinde rol aldım, sporla uğraştım. O zamanlar rahmetli Kurtuluş vardı bizim İstanbul sokakları. Onun orkestrasındaydım. Çok severim kendisini, Allah rahmet eylesin. Oradan elde ettiğim gelirler, yani kazanç biraz üniversite hayatıma yardımcı oldu bana. Yani ben müziği seviyorum, sanatı seviyorum. Burada olmak, güzel an geçirmek, burada güzel vakit geçirmek sizinle. İzleyicilerimize, seyircilerimize de güzel vakit geçirmek. Önemli. Sonrasında işte doğu görevim oldu. Adıyaman'da görev yaptım. Gezmeyi de seviyorum. Sonrasında İstanbul'da daha sonra medikal estetik hekim sertifikası aldım. Çukurova'yı bitirdikten sonra. Bir dönem farklı branşlarda çalıştım ama. Estetik sektöründe biraz çalıştım. Nişantaşı'nda şimdi yerim var. İşte yani ama sağlıkla ilgili, yaşamla ilgili, hayatla ilgili müziğe zaman zaman devam ediyorum. Hobi olarak seviyorum. Bir dönem 2000'lerde Yavuz Bingöl'le uzun süre çalıştım. Öyle 90'lar. Mi? Tabii. Hatta Van depreminden sonra Van için türküler vardı. Televizyonda yayınlandı. Orada siz sunucuydunuz. Ben perküsyon, bateri. Ha, güzel. Size sunucuydunuz, ben arkada çalıyordum. Öyle mi? Evet. Yani buraya gelmemdeki sebeplerden biri de sizin de sunucu olmanız. Çok değer verdim, sevdiğim birisiniz. Teşekkür ederim. Ve kendi bilgi birikimimize de bakalım. Nedir ne değildir diye bakacağız, paylaşacağız. Evliyim, bir kızım var. 17 yaşında, üniversiteye hazırlanıyor. Teşekkür ederim. Yıllarca müzik yaptım, çok değerli insanları tanıdım. Güzel hatıralar, güzel günler biriktirdik. Yani bu saatten sonra da dostluk benim için hayatta önemli. Başarılı olmak da mutlu ediyor beni. Buradaki gayem direkt bir para kazanmak değil. Güzel bir, hoş bir vakit geçiririz. Çok basit soruları bilemeyebilirim, çok zor soruları bilebilirim. Bu kısmet. Yani. Aslında biraz herkes için geçerli bu. Yani insanlar tabii yani, ama, çok şaşırıyorlar basit soruları bilemedikleri için. Başkaları tepki gösteriyor ama gerçekten ilgi alanının içine girmeyince tabii. Yani söyleyecek bir şey yok. Bilemeyebilir insanlar. Her şeyi bilmek zorunda da değiliz. Sizin de müzikle uğraştığınızı biliyorum. Sesiniz de güzel. Tarzınız türkülerle. Amatör yani, olarak amatör. Seviyorum ben de ama yani, böyle profesyonel olarak ben... Çok şey oldu Yavuz Bingöl'de o dönem. Evet, bana konser. Türkü söyle dedikleri zaman dizlerim titriyor. Evet. Ancak birisiyle birlikte söyleyeceğim, öyle rahat edeceğim. Ben sahnede enstrüman çalsam heyecanlanmıyorum. Çok mutluyum da burada bir heyecanlandım. Evet. Ama güzel vakit geçireceğimize inanıyorum. Ondan emin olabilirsin. Evet, yani. Ondan emin olabilirsin. Estetik meselesine dönünce çok büyük bir sektör oldu değil mi? Evet. Neredeyse saç kestirmek, neredeyse kuaföre gitmek, manikür pedikür yaptırmak gibi bir şey haline geldi. Evet. Bir taraftan aslında bu insanlara bir özgürlük alanı açıyor ama bir taraftan da galiba fazla abartılmış bir şey gibi geliyor bana. Ne dersin? Oktay Bey... Yani doğallığın biraz acaba kaybolduğu, şuna mı tanık oluyoruz? Ne oluyor? Ne dersin? Yani kişinin sağlıklı olması çok önemli. Yaşam tarzı önemli. Dış görünüşümüzün de doğallığı çok bozmadan, yani yüzümüzün o yorgun üzgün ifadesi gitsin. Bir takım eksikler olabilir. Aynaya baktığımızda iyi hissetmek isteriz. Olabilir, yani evet. Ben de 52 yaşındayım. Kendi inandığım işlemleri bazen kendime de yapıyorum. Ama abartılı işlem isteyenler var. Yani neyin yakışıyor, neyin yakışmıyor olduğunu iyi bilmek lazım. Ya burada cilt tedavileri ben seviyorum. İşte kök hücreler falan. Ama abartı gerçekten herkes birbirine benzediği zaman zaten olmuyor. Ve de riskleri, komplikasyonları da var. Yani dünyada böyle bir estetin zaman zaman farklı alanlarda bir revaçta olan bölümleri oluyor. Ama evet. Günümüzde biraz daha ben daha kök hücreler, cilt tedavileri, işte saç tedavileri, vücut tedavileri. Ve tabii doğuştan bir altın oran vardır. Eksik olabilir. Kimisinin dudağı olmaz, kimisinin çenesi olmaz. Dengeyi koruyaktan bir altın oran vardır. Yani o yaklaşımla hastayı memnun, danışanı memnun edebilirsiniz. Yani burada iletişim de önemli. Ne bekliyor, nedir, ne değildir. Kontrollü işlem yapmak da önemli. Evet, saç da önemli. Doğru. Biz erkekler saça önem veririz. Ben de ektirdim. 2,5-3 ay oluyor. Şimdi tam da sırası gelmiş. Evet. İkide bir de ben bu aralar internette çok okuyorum. Evet. Oktay Kaynarcı'nın saçı peruk mu, peruk, evet. Peruk mu diye. Sizin tarafınızdan bir kontrol ettireyim de bitsin. Yani, peruk mu? Ya peruk değil. Çok güzel bir ekim de var ama güçlü. Peruk değil. Kesinlikle. Yani bakın da çok, şöyle tescil edeyim. Yani çok sağlıklı. Tamam, teşekkür ederim. Çok da doğal, planlaması da çok güzel. Yani burada planlama da önemli. Teşekkür ama kök hücrelerde olan saçları, zayıf saçları destekleyip eksik olan yere saç ekimi yapılabilir. Kesinlikle evet. Peruk değil, genetiniz sağlam sizin.
Teşekkür ederim. O da var ama eksiliyor. Yıllar içerisinde biliyorsunuz deformasyona uğruyor. Tabii tabii, söylediğim estetiğe karşı bir şey değil zaten. Evet, tabii mesela ki, Kadir İnanır'la yani... bir yemekte aklıma geldi. Botoks falan konuştuk. Hocam dedi, benim dedi yaşanmışlığım, ben dedi dokundurmam Kadir abi. Yani ben dedi bu kırışıklıklar benim. Yavuz Bingöl de öyle çok sevmez yani. Yani bazı insanlar o ifade... Evet. Kırışıklıklar ve o doğal de, olması evet. güzel. O, ona evet. saygı duymak yani lazım. Yani yüzümdeki herhangi bir işleme ben de en azından bir aktör olarak karşıyım. Yani o yaşanmışlığın bizim o yaşanmışlığa ihtiyacımız olduğunu düşündüğüm için o tür şeylere çok erkek olarak evet biraz uzak duruyorum. Ama kadınlar bu meseleye biraz tabii ki sıcak bakıyorlar. Bence haklılar da biraz. çünkü yüzlerinde değişime uğrayan şeylerin tamiri ve yenilenmesi doğrultusunda buna ihtiyaç hissediyorlar. Ya iyi çoğu zaman da güzel oluyor. Evet, iyi değil görünmek, mi? İltifat almak, evet, değer görmek bayanlarda tabii ki biraz da ön planda ama kişi kendisi için. Yani yaşımız ilerlediği, ömür yaşı arttı aslında. Dünyada çalışmalar var. Doğru. Dış görüşle beraberinde biraz paralel olarak dikkat etmek. Ama burada sağlıklı yaşam dediğimde iyi uyku, bol su tüketimi, iyi beslenme, bizim Akdeniz mutfağı. Biraz egzersiz. Yani kişide tütün alkol varsa, kendine hiç bakmıyorsa, yemesi kötüyse, stresi çoksa, uykusu düzeni yoksa ne yapsan olmaz. Evet, yani doğru. içten de onu desteklememiz lazım. Doğru. Ama sektör çok ilerliyor. Günümüzde kök hücreler falan dünyada gidiyoruz, görüşüyoruz. Hani onları sonra konuşacağız. O meseleyi sonra evet. konuşacağız. Merak ettiğim şeylerden bir tanesi de o zaten. Evet. Kimle geldik? Arkadaşım Faruk, 6 yıldır beraber hem de iş yerimde yöneticilik yapıyor. Çok severim kendisini. Kongrelere de beraber gideriz. Aileden gelinme, gel sınava hazırlanıyor. Kızım gelemedi, eşim de gelemedi. Abimin işi vardı. Faruk'la buradayız. Kimse gelemedi Faruk, hadi beraber gidelim dedin. Aynen. O da kıramadı geldi. Yok, aynen. Ben de peki, hoş geldin Faruk. Hoş bulduk Oktay Bey. Nasılsın? Teşekkürler siz. Teşekkür ederim. Seni de tanıyalım biraz. İsmim Faruk Can Ozan. Uzun yıllardır sağlık sektöründe dijital pazarlama uzmanlığı yapıyorum. 6 yıldır da birlikte çalışıyoruz bir an hocayla. Sağlığın her alanı çok önemli. Ülkemiz için de çok büyük bir değer sağlık turizmi. En iyi şekilde işimizi yapmaya çalışıyoruz bir an hocayla. Kendisi çok enerjik, eğlenceli birisidir. Çalışması da birlikte çok keyifli. Umarım uzun yıllar başarılı bir şekilde çalışmaya devam ederiz. Başarılar diliyorum kendisine. Teşekkür ederim. Evet. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Evet İran, başlayalım ufak ufak. Başlayalım hocam, Oktay Bey başlayalım. Heyecan falan yok artık. Yani biz bize şurada iki lafın belli kırıyoruz. Biraz ağız kuruması falan var ama sıkıntı değil. Yani çözeriz iyi miyiz, çözeriz. Onu çözeriz. Kuralları biliyoruz. Evet. Sevgili seyirciler, Milyoner başlıyor. ...2000 lira değerindeki ilk sorumuz geliyor. Ütülenenler genellikle hangisi olur? A. Giysiler. B. Akıllı telefonlar. C. Oyuncaklar. D. Şerbetli tatlılar. A. Giysiler, son karar. ...5000 lira değerindeki ikinci sorumuz geliyor. İlk baraj sorusudur. Çıtır çıtır nasıl yiyecekler için söylenen bir sözdür. A. Çok tatlı, bayık. B. Çok taze, gevrek. C. Çok acı, yakıcı. D. Çok tuzlu, bunaltıcı. Evet, B şıkkı, çok taze, gevrek. Son karar. Adanalı olunca biraz yemeğe düşkünüm ben. Kendi mangalımı falan da yaparım. Yani bizim Adana, Mersin, Hatay, Antep mutfağı güzeldir. Siz de bilirsiniz Oktay Bey. Tabii tabii. Tabii orası çıtır, çok... Çıtır gevrek her tarz orada. Orası çok fena. Yani. Oraya gittin mi mide fesadı derler. Evet. Hani neredeyse hastalanıp geri dönersin yemek yemekten. Evet. 7500 lira değerindeki üçüncü sorumuz geliyor. Futbolda kimler gol kralı olur? A. En fazla gol atanlar. B. En az gol atanlar. C. En fazla gol yiyenler. D. En az gol yiyenler. Evet. A şıkkı, en fazla gol atanlar, son karar. Evet.
Burada ben de kaleciyim. Lisede. Adana Fen Lisesi'nde. Tabii 14 gol yedik ilk maçta. Buradan yatılı okulda çok güzel hatıralarımız var. En çok gol yiyene ne diyorlar onu bilmiyorum. Ona bir tabir bulmak lazım. Ben çok yedim bir dönem. Güzelmiş. Evet. 10 bin lira değerindeki dördüncü sorumuz ve bu sesli bir soru bir an. Evet. Önce stüdyodaki sesi dinleyeceğiz, sonra ben soruyu soracağım. Aşk mı lazım, ders mi lazım? Söyle sevdiğim bize ne lazım? Ayran içtik, ayrı düştük. Gülmek istedi şu kara bahtım. Dinlediğiniz Aşk mı lazım adlı şarkıyı seslendiren kimdir? A. Kubat. B. Ege. C. Çelik. D. Buray. D şıkkı. Buray son karar. Ve 20 bin lira değerindeki 5. soru geliyor. Sağlığa kavuşturmak, iyileştirmek, iyi etmek, tedavi etmek anlamlarına gelen kelime hangisidir? A. Sağmak. B. Sağlamak. C. Sağaltmak. D. Sağlatmak. Yani fikrim var tabii de. Acaba seyirciye sorsam mı diye ama sormayayım ya. Sağlatmak diye düşünüyorum. Sağlığa kavuşturmak sağlamak değil, sağmak değil. Sağaltmak değil. Değişikli sağlatmak son karar. Sağlatmak, sağlamasını yapmak anlamına gelmez mi bir an? Sağaltmak, yaraların sağalsın demezler mi? Hiç duymadım. Ya işte bak, biliyordum cevap çok basit bir soruda elenecektim ya ama doğru. Yaraların peki, sağalsın evet, sağaltmak anlamında kullanılır ya. Bunun üzerinden kolay atlarsın diye. Hatta kısmet, sağ olsun, sağ olsun. Ya sağ olsun. Ya şöyle doğru, başım. Sağlatmak. Sağmak ve sağlamak değildi zaten. Sağaltmak bir kafamda geldi öyle. Düşündüm önce aslında. Keşke joker kullansaydım. Aa, seyirci kullansaydım iyi olurdu. Sağlatmak çok ilginç, enteresan. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Gerçekten hani önemli olan burada bu duyguyu beraber paylaşmak. Paylaştık ben mı? Ben biliyordum ya baştaki sorularda böyle gitseydik gidebilirim. Ya ben ortası yok bende ya az ya hep ya hiç. Aslında başta öyle, söyledin. Başta söyledim onu. Basit bir soruyla elenebilir ama zor yani sorularla başa çıkabilirim demiştim. Sağaltmak da böyle sağaltmak da bir garip geldi bana. Tam oturmadı kafamda. Sağaltmak aslında çok oturmak. Kullanılır. Özellikle Anadolu'da çok kullanılan bir kelimedir sağaltmak. Yaraların sağalsın. Tedavi etmek. Türkülerden falan gelir mutlaka aslında evet, aklına. Doğru doğru ya heyecan niye, da var. Gerçekten niye doğru. Bunu oradan bir değerlendirme. Olsun ya kısmet olsun önemli değil. Peki teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, yarışmacımız Buse Tek geliyor. Hoş geldin Buse. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler siz. Teşekkür ederim. Birine benzetiyorum seni. Seni de benzetiyorlardır herhalde mutlaka. Evet. Kimi benzetiyorlar seni? Hülya Avşar'a benzetildim biraz önce ama genelde Adnan Yılmaz'a benzeten oluyor. Değişiyor. Birçok insana benzetiyorlar demek. Evet, evet. Hmm. Peki. Tanıyalım seni biraz hadi. Ben Buse Tek, 23 yaşındayım. Normalde İzmir'de oturuyorduk, İstanbul'a yerleştik.
Moda tasarım Celal Bayar öğrencisiydim. Geçen sene mezun oldum. Aktif olarak modellik yapıyorum 5 yıldır. Sunuculuk yaptım. O şekilde. Bayağı aslında sistemin içindesin yani. Evet, sunuculuklar, biraz. Modellikler. Peki kimle geldin? Annemle geldim buraya. Biraz da onun tavsiyesiyle katıldım yarışmaya. Cennet Hanım. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasıl karar verdiniz katılmaya? Sizin sayenizde mi, evet, oldu? Evet, ben kızıma şey yaptım, yönlendirdim. Aslında istemiyordu. Ben İstemiyordu? Istedim. Evet. Yani zorla mı geliyordu? Çok heyecanlıydım daha doğrusu. Evet, çok heyecanlıydı. Ben istedim yani burada olmasını. Bakalım heyecan devam edecek mi? Bilmiyorum. Biraz yatıştı ama bence. Peki ekran başında siz seyrederken yarışıyordunuz muhtemel. Nasıl gidiyordu? Tabii ki iyi gidiyordu orada. Bazen evet, heyecanlanıyordu ama bazen iyiydi. İnşallah burada da öyle olacak. Peki, teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Ben de teşekkür ederim. Sizi tanıdığımız çok memnun olduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Buse, kuralları biliyor muyuz? Evet, biliyorum. Biliyoruz. Evet. Peki, başlayalım mı? Başlayalım. Heyecan yok. Heyecan yok. Yok. Biraz var ama atlatacağım. Yok, sevgili seyirciler, Milyoner başlıyor. ...2.000 lira değerindeki ilk sorumuz geliyor. Hangisi kat kat, üst üste anlamına gelen bir ikilemedir? A. Lavaş lavaş. B. Katmer katmer. C. Çörek çörek. D. Gözleme gözleme. Bursa son kararım diyorum. B. Katmer katmer. Evet, son kararım B. Evet, cevap verirken mutlaka B, C, D ve son kararımı kullanıyoruz. Unutmak yok. Tamam. 5.000 lira değerindeki ikinci sorumuz geliyor. İnsanlar hangi dönemlerindeyken diğerlerine göre genellikle daha da olgunlaşmış olurlar? A. Bebeklik. B. Çocukluk. C. Ergenlik. D. Yetişkinlik. D. Yetişkinlik son kararım. İki soruyu atlattığım için şu an çok mutluyum. Barajı geçtik. Şükür. 7500 lira değerindeki üçüncü sorumuz geliyor. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konulan hangisi olur? A. Denden. B. Parantez. C. Tire. D. Ünlem. Biraz heyecan var ya. Satıra sığmayan kelimeler bölündüğünde satır sonuna konulan hangisi olur? Kelimeyi bitiremedik. Devam edeceğiz ikinci satıra. Ne koyarız oraya? A denden son kararım. Ay. Denden. Denden nedir? Yanlış söyledim. Tire. Evet, evet. Sağ bir sürü de jokerin vardı. Ya evet, biraz heyecandan dolayı. Yani seyircimize sorsan zaten herhalde %99 oranla tire çıkacaktı. Evet. Keşke ya zaten biliyorum ben bunu da. Aklım bir anda gitti. Biraz heyecandan dolayı buraya çıkınca öyle olmuyormuş. Heyecandan mı? Evet. Sağlık olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz, renk attın. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.
Sevgili seyirciler, yarışmacımız Yusuf Bihar Önal geliyor. Hoş geldin Yusuf. Hoş bulduk Oktay Bey. Yusuf mu Bihar mı? Bihar. Bihar'ı kullanıyorum yani. Bihar'ı mı kullanıyorsun? Evet. Ne demek Bihar? Efendim bizim orada yaramaz çocuklara har derler, ateş gibi. Hmm. Bir de olumsuzluk eki olarak. Hani akıllı uslu manasında. İkisinin karışımı olmuş biraz. Biraz evet. Enteresan. Peki Bihar. İlk defa duyuyorum Bihar ismini. Hadi tanıyalım seni biraz. Efendim 15 Haziran 2005 tarihinde Bingöl'de doğdum. İlk ve ortaokulumu orada tamamladım. Neresi Bingöl? Bingöl'ün merkez. Merkezde. Merkezde tamam. Yaşıyordum evet. Sonrasında Türkiye birincisi olarak Galatasaray Lisesi'ne geçiş yaptım. Orada 5 sene boyunca yatılı okudum. Tabii ki karantinayı Bingöl'de geçirmek suretiyle. Şu anda da Galatasaray Üniversitesi Hukuk Bölümünde eğitimime devam ediyorum. Birinci sınıfım. Çok güzelmiş. Tebrik ediyorum. Kimle geldin Bihar? Kendi başıma geldim efendim. Kendi başına geldin. Peki. Merak etme biz buradayız. Teşekkür ediyorum. Evet, kuralları biliyorsun. Evet. Hazır mısın? Sayılırım. Hazırım. Sayılırım ne demek? Düşünüyorum, evet. Sayılırım ne demek? Hazırım diyeceksin. Hazırım. Merak efendim. Etme, çok güzel bir süreç geçecek. Türkiye birincisiyim dedin ya. Ha? Bunlar ne ki? Hiç belli olmaz diyorsun. Hiç belli olmaz. Hiç sağ solu belli olmaz. Hadi biraz keyfini çıkaralım. Sevgili seyirciler, Milyoner başlıyor. Bihar, 2000 lira değerindeki ilk sorumuz geliyor. Matkap genellikle neye yarar? A. Örgü örmeye. B. Saç şekillendirmeye. C. Delik açmaya. D. Enstrüman çalmaya. C. Delik açmaya son karar. Aslında en sevdiğim sorular bu sorular. En sevdiğim. En eğlendirici sorular da bunlar aslında. Evet. Ve 5000 lira değerindeki ilk baraj sorumuz geliyor. Matematik derslerinde denklem çözülürken eşitliğin iki farklı tarafında toplananlar genellikle hangisi olur? A. Bilinenler ve bilinmeyenler. B. Sevenler ve sevilenler. C. Hayal edilenler ve gerçekte olanlar. D. Görünenler ve görmezden gelinenler. Efendim Gönül C demek isterdi fakat A bilinenler ve bilinmeyenler son kararım. Ve 7500 lira değerindeki üçüncü sorumuz geliyor Bihar. Hangisi sözlükte tanımı olan bir ifade değildir? A. Karınca sabrı. B. Eşek inadı. C. Deve kini. D. Ornitorenk nezaketi. Efendim karınca sabrı, deve kini bunları duydum. Eşek inadı, keçi inadı bunun da kullanıldığını biliyorum. Yani ornitorenk nezaketi D şıkkı son kararım. Ve 10 bin lira değerindeki dördüncü soru geliyor. Spor haberlerinde 20-0 hükmen galip sayıldı şeklinde sözü edilen muhtemelen hangi dalda mücadele eden bir takımdır? A. Basketbol. B. Futbol. C. Tenis. D. Voleybol. Sen bunun futbol olmadığını biliyorum. Futbolda 3-0 hükmen mağlup sayılıyor. Fakat diğer sporlar hakkında pek bir fikrim yok. Ben telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Hemen jokerlerimizi görüyoruz. Salih Ahmet Alakaş, Şevder Atlı, Gamze Nur Arslan. Evet, Salih arkadaşımı aramak istiyorum. Kendisi spor konusunda bilgilidir zannediyorum. Salih merhaba. Oktay Kaynarca, ben Milyoner Yarışması'ndan arıyoruz seni. Nasılsın? İyi akşamlar. İyi akşamlar Oktay Bey. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Bihar bir soruda takıldı. Bilse bilse bunu Salih bilir dedi. Biz de o yüzden bakalım. Seni aradık. Hazır mısın? Evet, hazırım şu an. Peki.
30 saniyeliğine Bihar ve soruyla seni baş başa bırakıyorum ve süre başladı. Salih, spor haberlerinde 20-0 hükmen galip sayıldı şeklinde söze edilen muhtemelen hangi dalda mücadele eden bir takımdır? A. Basketbol, B. Futbol, C. Tenis, D. Voleybol. Tenis değil, 20-0 mı dedim? 20-0, evet. Tenis kesin değil. Tenis kesin değil, futbol da değil. Kanka futbol, basketbol, voleyboldan biri ama hangisi emin değilim şu an. Peki tamam, teşekkürler. Futbol da değil. Olsun efendim. Ben burada çok fazla joker kullanmış olacağım. Eğer ki kullanırsam. Yani içimden basketbol demek geliyor. Ama hiç emin olmamakla beraber ben yarı yarıya joker hakkımı kullanmak istiyorum. Öyle mi? Evet. Peki. %50 joker hakkını kullanmak istediği yarışmacımız bu durumda iki yanlış cevap devre dışı kalacak. Tamam. Evet. İlk baştan beridir doğru biliyormuşum aslında. A basketbol, B futbol. Evet. A basketbol son kararım. Voleybolda skorlar 3-0, 3-1, 3-2. Teniste skorlar 3-0 en fazla. Ama en fazla 20 farklı galibiyet nerede olabilir? Basketbolda olabilir, evet. Ben işte voleybolla aralarında kalmıştım. Voleybol hiç takip etmediğimden ötürü Salih de... İki tane jokerimize mal oldu. Olsun, olsun sağlık olsun. Olsun, sağlık olsun. Evet, 20 bin lira değerindeki 5. soru geliyor. Bu sesli bir soru Bihar. Önce stüdyoya gelen sesi dinleyeceğiz. Daha sonra ben soruyu soracağım. Peki. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Dinlediğiniz Yesterday adlı şarkıyı seslendiren grup hangisidir? A. The Rolling Stones, B. The Who, C. The Moody Blues, D. The Beatles. Efendim, hiçbir fikrim yok. Yesterday'i hiç dinlemedin mi hayatında? Ya kulağım aşina fakat bilmiyorum. Dinledin ama hiçbir şekilde evet. Bize dokunmadı diyorsun. Bizim evet. Jenerasyona dokunmuyor bu şarkı. Seyirci joker hakkımı kullanmak istiyorum süreyi. Öyle mi? Peki. Evet, seyircilerimiz için soruyu tekrarlıyorum. Dinlediğiniz Yesterday adlı şarkıyı seslendiren grup hangisidir? A. The Rolling Stones, B. The Who, C. The Moody Blues, D. The Beatles. Ve 10 saniyelik cevaplama süresi başladı. Efendim, evet, seyircilerimizin %78'i ne demişler? The Beatles demişler. Beatles demişler. D şıkkı. O zaman efendim D şıkkı The Beatles son kararım. Jokerlerimizi çok hızlı tükettik aslında. Evet. Hiç jokerimiz kalmadı. Bütün jokerleri hızlıca tükettik. Umarım evet. Barajı geçeriz. Barajdan sonra en fazla bir tane belki soru evet. Jokerimiz umarım. Kullanmak üzere hazır olabilir. Ama barajı geçersek. Evet. Sırada 30 bin lira değerindeki 6. sorumuz var ve soru geliyor. Anadolu Hisarı hangi Osmanlı padişahı tarafından yaptırılmıştır? A. Yavuz Sultan Selim, B. Kanuni Sultan Süleyman, C. Yıldırım Bayezid, D. Fatih Sultan Mehmet. Efendim, Fatih Rumeli Hisarı'nı yaptırdı. Anadolu Hisarı ise o dönemlerde İstanbul'u almak isteyen Yıldırım Bayezid tarafından yapıldı diye hatırlıyorum. Bu yüzden C. Yıldırım Bayezid son kararım. Thank you.
Ve sıra geldi 50 bin lira değerindeki baraj sorusuna Bihar. Hazır mısın? Hazırız efendim, Kader Anı. Ve soru geliyor. Hangi romanın yazarı Kemal Tahir değildir? A. Yorgun Savaşçı. B. Bereketli Topraklar Üzerinde. C. Esir Şehrin insanları. D. Devlet Ana. Efendim, Yorgun Savaşçı ve Devlet Ana Kemal Tahir diye hatırlıyorum. Bereketli Topraklar Üzerinde ise bir Yaşar Kemal havası veriyor bana. Onu hatırlatıyor. Tamamıyla çağrışımlar üzerinden konuşuyorum ama. Yani açıkçası bu noktada çekilmeyi pek düşünmüyorum. Daha çok içgüdülerime dayanarak devam edeceğim gibi. Esir Şehrin insanları da Kemal Tahir gibi geliyor bana fakat... Süren efendim, azalıyor. Ve Bereketli Topraklar Üzerinde son kararım. Bereketli Topraklar Üzerinde. Kimin romanı peki sence? Efendim, Yaşar Kemal diye hatırladım fakat hiç emin değilim. Orhan Kemal. Orhan Kemal, evet. Kemal işte orada bir... Evet, tarih ve edebiyat seni kurtardı. Kurtardı efendim. Okuduğumuz, birazcık okuduğumuz kitap. Barajı açtık. Bütün evet. Jokerlerimizi kullandık ama barajı açtığın için çift cevap joker hakkını kullanma hakkına sahip oldun. Evet, bundan sonraki sorularda artık süre sınırı yok bildiğinizi. Üzerinde konuşabiliriz, yorum yapabiliriz, tartışabiliriz, fikir yürütebiliriz. Ve işte barajdan sonraki ilk soru geliyor. 100 bin lira değerinde 8. soru. Gelsin efendim. Hangi kelimenin eş anlamlısı beldedir? A. ilçe. B. vilayet. C. kasaba. D. semt. Efendim, vilayet beldeden daha geniş diyebiliyorum. Fakat ilçe, kasaba, semt üzerinde mesela... Burada bir belde aslında ilçenin altında oluyor. İlçe de olmadığı da düşünüyorum. Fakat semt ile kasaba arasında mesela nasıl bir cümlede kullanabiliriz bunu? Şu ilçenin şu beldesinde diye kullanabiliriz mesela. Fakat riske etmeli miyim bilmiyorum. Çift cevap joker hakkımı da... İstersen kullanabilirsin. Fakat işte 200'ü de bir sağlama almak da istiyorum aslında. Yani özünde mesela bir semte işte Beşiktaş ilçesinin Ortaköy beldesi diyebiliriz aslında. Ama bunu daha kırsal alanlarda, kasabalarda kullanabilir miyiz? Hiç aklıma gelmedi şu anda. Doğru söylüyorsun aslında tabii. Daha çok böyle hani büyük şehirlerin dışında biraz daha İstanbul, İzmir, Ankara gibi oralarda da kullanılır ama genellikle daha çok Anadolu. Evet, daha kırsal alanlarda, kasaba bölgesinde kullanılan bir tabir. Evet. Efendim, ben hiç riske atmak istemiyorum. Joker'i mi kullanalım? Evet, Joker'imi kullanacağım. Peki, çift cevap Joker'imizi kullanmak istedik. O zaman ilk cevabını alalım bakalım bir yer. Efendim, D semt son kararım. Semt değil. Semt değil.
O zaman kasaba diyeceğim ya. Şu vilayetin şu beldesi de denir aslında, hani ilin ilçesi hesabında. Efendim ben ilçe demek istiyorum ya. A ilçe son kararım. Umarım pişman olmam. Aslında en baştan beridir kendimi sürekli ikileyerek, hani ilk başta aklıma geleni söylemeyerek kaybettim. Sağlık olsun. Sağlık olsun efendim. Seni 50 bin lirayla uğruyoruz. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Ve yarışmacımız Nesrin Buyurman geliyor. Hoş geldin Nesrin. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ediyorum, çok iyiyim, heyecanlıyım. Siz öyle nasılsınız? Mi? Biz heyecanlı değiliz. Gayet iyiyiz. Evet. Gayet keyifliyiz. Güzel bir süreç keyifliyim olacak diye düşünüyoruz. Evet. Sen de öyle düşünürsen rahat edersin. Evet. Tanıyalım seni biraz. Nesrin Buyurman. İstanbul'da yaşıyorum ailemle beraber. Pendik'ten geliyorum. Öğretmenim, 9 yıldır özel eğitim öğretmenliği yapıyorum. İstanbul'da doğup büyüdüm. Bekarım, daha önce hiç evlenmedim. 4 kardeşiz, 2 erkek, 2 kız. Erkek kardeşlerim ikizler. Öyle mi? Evet. Bir de ikiz var, güzelmiş. Evet, ikizler ve benden bir yaş küçükler. Oo, evet. Bir de. Evet. Enteresan. Yani aynı anda 4 tane çocuk büyütmüş annem, 4 tane bebek. Bu keyifli aslında. Evet. Zor yani ama. Ben yapmazdım herhalde. O yüzden evlenemedim herhalde. Öyle mi? Yani biraz korkuyorum. İlla çocuk yapmak zorunda değilsin canım. Biraz beklersin, daha sonra yaparsın. Ya aslında çocukları çok seviyorum. Evet, yani zaten bir öğretmensin. 3 tane yeğenim var. Evet. Yani herhalde öğretmenlik yaparak bu ihtiyacımı biraz giderebiliyorum. 3 tane de yeğenim var. Tamam, çocuklara gayet yakınmışsın. Yani annelik duygumu tadabiliyorum onlar sayesinde. Aslında biraz bu korkuyu da çoktan atmışsın da bence. Bilmiyorum. Neyse, bilemeyiz. İnsan, Allah ne denir? Doğru insanla yani karşılaştırsın. Evet, evet, doğru insanla karşılaştırsın. En önemlisi bu. Peki, kimle geldin? Buraya yalnız geldim. Yalnız geldin. Evet, annemi babamı yormak istemedim çünkü. Çok erken bir saatte. Kardeşlerden biri de mi gelmedi? Kardeşler hiç, yani ben teklif ettim ama yani işleri ama var. Ama bizi karıştırma mı dediler? Yani biraz öyle oldu. Merak etme, yalnız değilsin. Evet, buradayız. Teşekkür hepimiz ederim. Sıkıntı yok. Evet Nesrin, kuralları biliyorsun. Biliyorum. Hazırım. Geçti mi heyecanın biraz? Yani biraz daha azaldı. Yani güzel hedeflerim var. Umarım bunlara ulaşabilirim. İnşallah. İnşallah. Peki. Hazır mısın? Başlayalım mı? Başlayalım. Sevgili seyirciler, Milyoner başlıyor. Evet, 2000 lira değerindeki ilk sorumuz geliyor. Mezuniyet törenlerinde öğrencilerin elinde rulo haline getirilip genellikle hangisiyle bağlanmış temsili diplomalar olur? A. Çekme halatı. B. Kar zinciri. C. Trigger kayışı. D. Kırmızı kurdele. Tamam, hemen cevap vermek istiyorum. D şıkkı, kırmızı kurdele. Son kararım. ...5000 lira değerindeki ikinci soru geliyor. Hazırım. Hangisi çok sinirlenmek anlamına gelen bir deyimdir? A. İnterneti gitmek. B. Suyu kesilmek. C. Sigortası atmak. D. Telefonu kapanmak. Evet, bu güzel soruyu hemen cevaplamak istiyorum. C seçeneği, sigortası atmak. Son kararım. Thank you.
ve 7500 lira değerindeki üçüncü soru geliyor Esin. Evet. Futbolda oyuncuların sakatlanmaması için giydiği tekmeliğin üstüne çektiği çorap hangi adla bilinir? A. Kumluk. B. Tozluk. C. Çimlik. D. Topraklık. Futbolla hiç ilgilenmiyorum. Ama B şıkkı tozluk gibi geliyor. Yani kumluk, çimlik değil, topraklık. Yani bunlar pek bana doğruymuş gibi gelmiyor. Tozluk. Tozluk mu? o zaman ben seyircilerimize sormak istiyorum sorunun Peki, cevabını. Peki, seyircilerimiz için soruyu tekrarlıyorum. Futbolda oyuncuların sakatlanmaması için giydiği, tekmeliğin üstüne çektiği çorap hangi adla bilinir? A. Kumluk, B. Tozluk, C. Çimlik, D. Topraklık ve 10 saniyelik cevaplama süresi başladı. Evet, seyircilerimizin %70'i B yani tozluk demişler. O zaman ben de seyircilerimize güveniyorum. B seçeneği tozluk son kararım. Evet, teşekkür ediyorum. Ve sırada 10 bin lira değerindeki dördüncü soru var. Soru geliyor. Türkiye'de 29 Mayıs'ta kutlanan özel gün hangisidir? A. Öğretmenler Günü. B. İstiklal Marşı'nın kabulü. C. Çanakkale Deniz Zaferi. D. İstanbul'un fethi. Çok şükür. Yani bildiğimi düşündüğüm bir soru. D seçeneği İstanbul'un fethi demek istiyorum. Yani ama yine de biraz düşünmek istiyorum. A seçeneğini eliyorum. İstiklal Marşı'nın kabulü dediği. İstanbul'un fethi son kararım. D seçeneği İstanbul'un fethi. Ne olur doğru ol. Yani doğru ol. Ve 20 bin lira değerindeki 5. soru geliyor. Bu sesli bir soru. Önce stüdyodaki sesi dinleyeceğiz. Daha sonra da ben o sesle ilgili soruyu soracağım. Tamam. Evet ve ses geliyor. Şu kalbi başkasına veremem, veremem, veremem. Bir başka sevgini sevemem, sevemem, sevemem. O gül dudaklarını öpeyim, öpeyim, öpeyim. Güzel yanaklarını seveyim, seveyim, seveyim. Şu kalbimi sana ben vereyim, vereyim, vereyim. Bırak sana meleğim diyeyim, diyeyim, diyeyim. Evet, şarkı bildiğim bir şarkı. Dinlediğiniz Bir Başka Sevgiliyi Sevemem adlı şarkıyı Hüner Coşkuner'le birlikte seslendiren şarkının bestecisi de olan kimdir? A. Erol Büyükburç. B. Tanju Okan. C. İsmail YK. D. Alpay. Bir kere daha dinleyebiliyor muyum? Tanju Okan. Son kararım. Yani İsmail YK değil, Alpay'ın sesini hatır, Alpay da değil. Süre bitiyor yani. Tamam, Tanju Okan son kararım. Şarkı çok meşhurdur. Ben şarkı evet Hüner Coşkuner'i biliyorum. Çok meşhur bir şarkıdır. Tanju Okan'ı da biliyorum aslında. Aslında Hüner Coşkuner'den önce de çok meşhur bir şarkıydı. Erol Evgin de söylüyor. Ben ondan daha çok dinledim.
ama... Aa. Ama bestecisi... Keşke, Joker. İki tane Joker'in duruyor. Evet, hiç yani Erol Büyükburcu'nun çok iyi biliyorum sesini ama onun sesine benzetemedim. Ya büyük bir hayal kırıklığı oldu. Ama kendisiydi, birebir kendisiydi. Ben çok kolay bunu cevaplayacaksın yani, diye düşündüm. Erol Büyükburcu'nun sesini hani çok iyi hatırlıyorum aslında ama bu şarkıda tanıyamadım. Öyle mi? Evet. Peki Tanju Okan derken Tanju Okan'ın sesi çok tok ve böyle evet, bariton bir sestir. Evet, kadının şarkısını söylüyordu değil mi? Evet, bariton ve çok karakteristik bir sestir. Yani Tanju evet, Okan'la niye karıştırdın acaba? Heyecan yaptım. Keşke Joker hakkımı kullansaydım. Ya. Ya. Eve götüreceğiz şimdi onları. Evet. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Peki, iyi akşamlar yani diliyorum. Buraya katıldığım için çok mutluyum. Sizinle tanıştığım için de. Sevgili seyirciler, bir bölümün daha sonuna geldik. Son kararlarınız size her zaman mutluluk getirsin. İyi akşamlar.